Merhabalar sevgili dostlar. Bugün Adalar Pandemi Meclisi'nin, Adalı Dergisi'nin düzenlemiş olduğu 22. sohbet toplantısını biraz farklı bir formatta yapacağız. Biraz daha foruma benzeyecek. Tam bir forum da değil ama çok kalabalığız. İlk defa bu kadar kalabalık bir yayını yapmamızın nedeni de başımıza gelen çok sıkıntılı bir hadisenin ileride hepimiz için çok önemli bir tehdit oluşturacağını hepimizin görmesi ve bu gönülle birleşip hep birlikte bunun önemini bütün adalılara ve adaseverlere ve de normal insanlığa da anlatabilmek. Bunu yapmak için bir araya geldik. Olay, bizim buraya toplanmamıza neden olan olay 22 Mayıs Salı günü. Saat böyle 21 sıralarında, Maden yolunda, karanlıkta bir grup insanın yanından geçen bir kamyonun, bir aracın bir arkadaşımıza, sevgili Leyla Özalp'e kasasının kafasına çarpmasıyla başladı. Bu kötü olayın ardından Leyla 4-5 gün yoğun bakımda kaldı. Şu anda hastanede bakımı devam ediyor. Çok şanslıymış, bugüne kadar böyle gidiyor ve iyiye giden bir durumu var. İnşallah sonuna kadar iyi gidecektir. Bunun daha fazla ayrıntısına şimdi girmeden, bunu yapan kamyon araç bir kamu işi yapan bir taşeron aracıydı. Belediyenin taşeronlarından birinin aracıydı. Sevgili Leyla Özalp ve sevgili eşi Behiç Ak'a hepimiz geçmiş olsun diyoruz. Daha büyük dertlerden ve sıkıntılardan da hepimizin korunmasını diliyoruz. Bunun için ama hepimizin bir şeyler yapması gerekiyor. Bunu korumak sadece dilemekle olmuyor. Bir gayret etmemiz gerekiyor, bir şeyler yapmamız gerekiyor. Burada 22 adalı arkadaş, adalı dost isim bu toplantıya katılırım ve ben de bazı şeyler söylerim dedi. Burada söylenecek şey bizim hepimizin amacımız, hepimiz bir takım şeyler yaşadık bu adalarda. Bu olaya yani şu odaklanmamızı istediğimiz şey şu olmalı bu toplantının amacına ulaşması için. Hepimiz belli tecrübelere sahibiz, belli şahitliklere sahibiz, tanıklıklarımız var. Ve bu tanıklıklarımızın bazıları ciddi olabilir. Bunların bazılarında polis takibatı yapılmış olabilir, olmayabilir de. Ama bunların hepsinin bir kayıt değeri var ve ne kadar önemli olduğunu yetkililere, karar vericilere ve uygulayıcılara, yöneticilere bildirebilecek bir şans tanıyor bize böyle bir platform. Yani biz burada 22 kişi bu kadar çözümsüz hale gelmiş bir sorunun son bıçak sırtıyız, son mızrak ucuyuz. Yani arkamızda bizim yüzlerce insanın olduğundan eminiz ve buna herkesin de evet diyeceğinden eminiz. Zaten konunun çözüm noktasında tartışsak hep benzer şeyleri söyleyeceğimizi de biliyoruz. O konuları da çok uzun zamandır da konuşuyoruz. Ama bugün mümkünse 22 arkadaşımız var. 22 arkadaşımızın belki tamamı burada değil ama daha sonra katılacaklar da olacak. Her birinin bu konuyla ilgili kısa tecrübesini, kısa tanıklığını almak isteyeceğiz. Canlıların ve makinaların bir arada yaşaması için bir takım kurallar vardır. Adalarda böyle bir makinalar şeyi olmadığı için adanın geçmişinde sadece canlılardan oluşan bir sirkülasyon olduğu için makina hiçbir zaman düşünülen bir şey değildi. Motorlu araç diyoruz, ben makina diyorum. Her fabrikanın kuralı vardır, her şehrin trafik kuralı vardır. Adaların kurallarının ne olduğu, nasıl olduğu şu anda tam bir keşmekeş içinde karmakarışık vaziyette gelmiş durumda. Böyle geri kalmış ülkelerin şehirlerinde görmüşsünüzdür özellikle Uzak Doğu'da. Bir takım şeyler, manzaralar vardır. Ona benzemeye başladı, hatta benziyor. Bunun önüne geçmemiz bir an önce bir şeyler yapmamız gerekiyor. Bu konuda da yetkili organlar, karar verici organ, kurul, ulaşım koordinasyon müdürlüğüdür. Yani UKOME'dir. UKOME'nin bu hafta ortasında ayın ikisinde bir toplantısı var ve bu toplantı gündeminde de adalar da var. Onun için bizim bugün yapacağımız bu toplantının yarından itibaren buradaki çıkan sonuçların, konuşmaların bu mercilere ulaştırılması gerekiyor. Biz de bunu yapacağız. Yani bu kayıt ve ayrıca bu kaydı bugün bizimle birlikte izleyenler olduğu gibi belki bizimle birlikte 100 kişi izliyorsa, 50 kişi izliyorsa yarın öbür gün de
YouTube üzerinden 500, 600, 700 belki 1000 sayıda insan izleyecektir. Onun için yaptığımız şey hiçbir zaman boşa gidecek bir iş değil. Şimdi fazla daha da ben de uzatmadan ben kendi söz hakkımı bu kadar kullanıp sizlere bundan sonra söz vermeye çalışacağım. Süremiz kısıtlı olduğu için Korkut Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Süremiz çok kısıtlı olduğu için her arkadaşımdan kendi tanıklığı, yaşamış olduğu bir olay, takibata girmiş bir şey varsa, yoksa da onunla ilgili ikişer buçuk, bu konuyla ilgili ikişer buçuk dakikalık, iki buçuk dakikalık süresini lütfen aşmadan ve bizlere hepimiz birbirimize yardımcı olarak rica edeceğim konuşmalarını. Ben de saat tutmaya çalışacağım. Bugün için biraz zor bir toplantı. Bu böyle bir şey hiç yapmadım. Yapmaya çalışacağım sizlerin yardımıyla. Alfabetik sırayla başlamak istiyorum efendim. İlk sırada Nino Varon beyefendinin, niye Varon diyeceksiniz? Çünkü Nino Bey'in çok acil bir işi var. Soyadı V olmasına rağmen en başa koymak zorunda kaldık. Ondan rica ediyorum 2,5 dakikalık süresinden sonra normal düzene girip Dilek Bektaş'la devam edeceğim. Nino Bey buyurun efendim, sizi dinliyoruz. Teşekkür ederim. Hepinize saygı ve sevgiyle merhaba diyorum. Son aldığım bilgilere göre tabii ki bu yolların probleminin dışında adanın çok pahalandığını, kiraların çok uçtuğunu duyumlarını alıyorum. Yepyeni paralı bir görgüsüz toplumla da bizi karşı karşıya bırakabilir. Ama buna hiçbir şey yapılamaz. Benim özellikle bunu hep her fırsatta dile getirdiğim küçük bir şey var. Ben kısmetse önümüzdeki ay 77 yaşına geliyorum. Saatli bir durumum vardı ama 80'lerde bir minisküs geçirdim. Onun azması benim en büyük korkumdur. Onun için ben de 20 kilometre sürati aşmayan üç tekerlekli ve basit bir araç var. Ben bunu kullanmak isterim. Çünkü hem pandemi döneminde gördük, hem de pandeminin durumu nedir bilmiyorum. Alışverişimi yapmak için kullandığım bir aygıt. Madenden Mercan Sokağı'ndan çıkıyorum, yani tabiri caizse eski ikinci banyolar. Çarşıya gidip park ediyorum, alışverişimi yapıyorum, o torbaları ve evime dönüyorum. Yani eğer bir tahdit gelecekse, bu tahdidi eli ayağı tutan belirli, nasıl 65 yaş üstü olarak ayrı bir sınıflandırılıyoruz, bu toleransın da gösterilmesi konusunda tabii benim aldığım eğitimle adada 14 yaşındaki çocuğun kullandığı o koskocaman bisiklet, yani, hatta taşıyıcı ki bana çarptı bir keresinde elimi kırıyordu. Çocuklarla bir tutulmamam gerektiğine inanıyorum. Artı bir şey daha söyleyeceğim. Fuzuli bir şekilde otobüslerin geçeceği yollara, yani ana caddelere sarı sarı şeyler konmuş. Işıldak gibi. Bunlar da panik yaratıyor bisikletlere. Onlar kullanılmıyor. Kalkmasında fayda var. Bu benim söyleyeceğim bu. Tabii ki sizin gibi olgun, gün görmüş insanlar, üstelik o kazanın da her an başımıza gelebileceğini biliyorum. Çünkü hem bisikletler deli gibi kullanılıyor, hem elektrikli bisikletler deli gibi kullanılıyor, hem de bu vasıtalar biraz fazla hızlı gidiyor. Çok teşekkürler Nino Bey. Gereğinden fazlası var. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Dilek Hanım, Dilek Bektaş Hanım'dan rica ediyorum devamını. İyi günler, herkese merhabalar. Ben Burgazada sakinlerindenim. Ben bizzat o Büyükada'daki vahim olay gibi bir olaya şahit olmadım. Ama biz her adada olduğu gibi hayvanları besliyoruz. Sokak hayvanlarını, bahçedeki hayvanlarımız sokağa çıkıyor. Geçen günlerde sanırım Tilbe Saran da bundan bahsedecektir. Çok korkunç bir kaza oldu demek bile istemiyorum. Bir kedimizi kaybettik. Şimdi bu bağlamda mesela atların yerine, at arabalarının yerine getirilen taksiler ve otobüslerin
sessiz çalışması, oradaki kullanıcıların son derece bilinçli olduğunu görüyorum, dikkat ediyorlar. Ama onun dışındaki marketlerin servis arabaları, onun dışında mesela çöp arabası, bundan önceki adanın yollarına göre ayarlanmış olan diğer bu yeni araçlara aksine çöp arabaları bir şehirde ancak kullanılabilecek büyüklükte. Madem böyle önlem alınıyor, bu tür servis şeylerinin de çöp arabası, işte efendim hatta polis arabası gibi, onların da adaya uygun halde araçlar haline dönüştürülmesi gerektiğini düşünüyorum. Ben Burgazada'da ormana yakın bir yerde yüksekte oturuyorum. O tür arabalar ne manevra yapabiliyorlar, hatta adada sarsıntı bile yaratabiliyorlar ve kullanıcıları, İşte Leyla Hanım'ın başına gelen o çok vahim olayda olduğu gibi, nerede olduklarından, hangi tedbirleri almaları gerektiği konusunda hiçbir bilinçleri yok. En azından hem kullanıcılar hem vasıtaların yeniden bu ve otobüslerde olduğu gibi denetimden geçirilip değiştirilmesini öneriyorum. Bir de orman yolları alelacele genişletilmeye başlandı. Bugüne kadar yangın için olsun, etfaiye çeşitli zamanlarda tatbikat için yukarı çıkardı ve yollar yetiyordu. Bu yolların genişletilmesi de doğrusu çok tedirgin ediyor biz Burgazada sakinlerini. Benim evet. Şimdi söyleyeceklerim bu kadar. Çok teşekkür ederim. Sürelere harika riayet ediyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Anlattıklarınız çok şey. Bir uyarı tekrardan. Konuşmayan arkadaşlar mikrofonlarını kapalı tutsunlar. Bazı evlerden gelen sesleri hep duyuyor. Hepimize geliyor çünkü. Onun için o çok önemli. Abedis Bey, pardon, Sirpuhi Bilal. Bilal Hanım, buradasınız değil mi? Ben sizi son dakikada galiba katılırken gördüm mü? Evet, buradayım. Merhaba. Merhaba. Merhaba efendim. Nasılsınız? Görebiliyorsunuz. Son dakikada katıldınız galiba biraz. 2,5 dakikalık bir süre içinde konuyla ilgili ve başımıza gelen... Duydum. Buyurun efendim, dinliyoruz. Aslında Avedis Demir'in bir arkadaşı olarak bana teklif etti buraya katılmayı. Ben ilk olarak Zoom'a katılıyorum. Vaktimi de yemeyeyim. Benim Kınalı'dan katılıyorum. Burada çok kazalar oldu, çocuklara vuruldu, her şeyler oldu. Ama sonucu ne oldu bilmiyorum. Yani takip etmedim geçen senelerde olan şeylerdi. Yalnız orada sizin yayınladığınız şeyde okuduğum mesela arabaların hızlı inmesi, yokuş biliyorsunuz Kınalı çok yokuşlu. Yokuştan aşağı inerken mesela ben geri çekileceğim, çekilirken kaldırıma çıkacağım. Kaldırımda ot bürümüş, kaldırıma çıkamıyorum. Bu tip şeyler ve bir de arkamdan gelen o market arabaları bana korna çalıyorlar. Ben ondan rahatsız oluyorum. Sen bekle diyorum ben. Ben seni çekileceğime sen beni bekle. Ben yürüyeyim gideyim sonra. Zaten senin hakkın yok bu çarşının içinde dolaşmaya. Bunları tabii dile getiremiyoruz ama bu şeyde, platformda hiç olmazsa bunları konuşma imkanımız buldu. Ben dinliyorum ve benim dediklerimin bir kısmını, diyeceklerimin bir kısmını zaten söylediler. Arabalar adaya uygun değil, büyük. Bir de bizim adamız, biz çocuklarımızı sokağa bırakamıyorduk, bırakamıyoruz. Evvelden biz sokaklarda oynardık. Her dakika içimiz hop ediyor ki ya bir market arabası gelecek çarpacak, ya bir motosiklet, ya bu. O tedirginliği yaşıyoruz. İnşallah bunlar güzel şeyler olur, düzelir. İnşallah çabalarımız boşa gitmez. Teşekkür ediyorum. Sağ olun Sirpuhi Hanım. Çok çok teşekkür ederiz. Avelis Bey, siz de devam edersek. Merhabalar. Ben önce Leyla Hanım'a geçmiş olsun diyorum. Acil şifalar dilerim. Keşke bu kaza olmadan önce böyle bir toplantı yapabilseydik de belirli bir tedbirler alınsaydı. Bunlar olmasaydı. Ben özellikle bir şey söylemek istiyorum. Bu çarpan araç başta olmak üzere çöp arabaları... Ve bazı arabalar çok eski model. Ve bu arabaların sigortası var mı? Bu arabaların trafik kontrolü yapılıyor mu? Bunlar kamu araçları olduğu için
pek yapıldığını da zannetmiyorum. Ehliyetleri var mı? Bunu kontrol eden ne trafik polisi var ne bir şey var. Sonra yollarda ben Kınalıada için söylüyorum. Yollarda hiçbir trafik işareti yok. Buraya araç girebilir, giremez. Hız limiti ne kadardır? Bu yok. Mesela neden araçlar Çarşı Caddesi'ne girerler? Arka sokaklardan geçsinler. Çarşı Caddesi tamamen bomboş olsun. Bu şey. Bir de asfalta kadar esnaf tezgahlarını koyuyorlar. Bari kaldırımda kalsa da asfalta kadar çıkmasalar çok iyi olur kanısındayım. Yollar da bazı yerlerde düzenli değil. Asfaltlar bozuk şekilde. Bunların düzenlenmesi çok iyi olacaktır. Akülü araçlar zaten belli başlı sorun. Bunu herkes biliyor. Konuşmacılar da bunu gündeme getiriyor. Aslında bu akülü araçların da ihtiyacı olanlara verilmesi, diğerlerinin toplatılması zaten böyle bir karar var. Çok iyi olur kanısındayım. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun efendim. Çok teşekkür ederiz. Yalın Bey, sizde sıra efendim. Buyurun. Evet, hemen konuya gireyim. Bir defa kamu araçları çok büyük ve süratli hareket ediyorlar. İkincisi, ticari araçların sayısı çok ve kullananlar 8-10 yaşında. Bu akülü özel araçlar için de geçerli. Bu tamamen yasaklamak yanlış olur. Çünkü bir takım araçlar hala geliyor, akülü araçlar, dava konusu olur. Tahdit etmek, kurallar koymak lazım. Ya doktor raporu ya belirli yaş üzeri. Birincisi bu. İkincisi, trafik işaretleri yok hiçbir yerde. En dikkatli kullananlar belediyenin otobüsleri ve taksileri. Onu söyleyeyim. Akülü araçlara izin verildiğinde bu araçların hız limitini bir aletle kısıtlamak yararlı olur. Bu mümkün trafik bakımından. Nasıl belediyenin otobüsleri kısıtlanıyorsa bunu da kısıtlamak lazım. Hala adaya akülü araç geliyor. Dün de geldi, onu söyleyeyim. Yasaklamak yerine kuralları koymak lazım. Trafik işaretlerini koymak lazım. Belirli sokaklara girmelerini yasaklamak lazım. Akülü araçlar kadar tehlikeli bir başka şey de bisikletlerdir. Sayısız bisikletler var. Ve buraya çoğu gelenler, günübirlikçiler, burada bisiklet kullanmasını öğrenmeye çalışıyorlar. Bunu da yasaklamak lazım ve kask kullanmalarını zorlamak lazım. Bisikletçileri de kontrol altına almak lazım derim. Saygılar sunuyorum efendim. Çok teşekkür ederiz, sağ olun. Halim Bey, Nail Bey sırasında ama kendisiyle görüşme imkanımız var mı? Katılamadı biliyorsunuz. Yok, ses gelmedi. Peki, Lale Hanım, sizde sıra. Merhaba, herkese çok sevgiler, selamlar. Tabii benim de en büyük sıkıntım kararların uygulanmasındaki kontrolsüzlük. Araçların istedikleri hızla gitmesi, ÖKOME'nin koyduğu sınır şeyine uyulmaması, bisiklet ve tabii ki akülü arabalar benim gözümde en tehlikeliler. Çünkü diğer araçlar... Devam edebiliriz Lale. Ya akülü araçların hızı ve çocukların kullanması herkesi çok rahatsız ediyor. Bisikletlerin ehliyetsiz, kasksız herkese verilerek kullanılması. Dün bindiğim belediyenin araçları son derece dikkatli ve hız sınırını çok dikkatli kullanarak gidiyorlar. Ama bisikletlerin ortalıkta bir sağa bir sola kayarak gitmeleri onları da şaşırtıyor. Aracı kullanan küçük hanım 55 kazanın bisiklet kazasının olduğunu ve bunların da 9-10'unun ölümle sonuçlandığını anlattı. Bilmiyorum sayıların tabii doğru olup olmadığını ama biz Çankaya yolunda oturduğumuz için her an bir bisiklet kazası oluyor. Hemen buradan tentürtiyotlar, ilaçlar koşturup hastanenin yolunu tarif ediyoruz.
Geçenlerde de 3 bisiklet sonsuz hızla gelirken benim üstüme doğru geldiler. Eşim çekerek yani zor kurtuldum. Tabii ki yaşla ilgili bir takım kemik problemleri olunca eşim bisikletçinin arkasından koştu artık. Çok ağır sözler söyleyerek, o kadar kötüydü. Yine bu kazalara şahit oldunuz mu diyorsunuz. Aşağıda bir Semiha kuaför var. Çok tatlı bir köpekleri vardı. Geçen sene bir ambulans ezdi. Sonsuz hızla giden bir ambulans. Tabii ki köpeğin sahibi onu çocuğu gibi sevdiği için ambulans şoförünü fena şekilde tartakladı ve sonra mahkemelik oldular. Sonucunu bilmiyorum. Benim arzum kontrollerin yapılması, özellikle bisikletlerin belki Luna Park alanına, ormanın izniyle zannediyorum oraya gidebiliyorlar, alanına çekilmesi. Oradaki, madem bu bisiklet bir spor, oradaki büyük tur yolunda bu sporun yapılması bence en uygun gözüküyor. Ama bunun mümkünatı nasıldır bilmiyorum. Bir de kontrol için trafik polisi yetersizse, şimdi pek çok at seyislerle her gün koşturuluyor. Peki onlara bir kontrol sisteminde yardımcı olmaları teklif edilebilir. Tabii bunun belediyenin veya KOEN'in mi bilmiyorum kimin yapması lazım. Yani atlı polisler vardı bir dönem. Bunlar yine atlı polis olarak görev yapabilirler. Biraz sonuna geldik. Tamam. Yani kontrolsüzlük diyelim. Özetle. Peki, teşekkür ederim. Sağ olun Leyla. Haluk Bey, Haluk Eydoğan, sizden bekliyoruz. Merhaba, herkese merhaba. Biraz önce oturumu açarken Ali Bey, araçlar ve insanlar ilişkisi dediniz, doğru. Şimdi araçlar ve insanlar birbirine bütünleşiyor, olmazsa olmaz. Burada sorun plansızlık ve kuralsızlık. Yani gelen, değişen zamanla araçlar ve insanlar arasındaki ilişkiler ve araç tipleri değişiyor. Ama maalesef kuralsızlık ve plansızlıkta sorunları çözemiyoruz. Biraz önce konuşanlar değindiler, bazı detaylara girdiler. Ben o kadar detaya girmeyeceğim. Şu anda adalarda, deniz ulaşımında ve iskele konusunda ciddi bir kaos var. Karada sayısını bilemediğimiz, kimine göre 8 bin, kimine göre 10 bin tane, ki 3 ve 2 tekerlekli bireysel akülü denen araçlar var. Dolayısıyla ve buna ek olarak da kamyonlar var. Şu anda benim sokakta duyduğum kadarıyla Heybeliada'da 40 tane bakım, onarım, büyük onarım ve inşaat var. Dolayısıyla hafriyat taşıyan kamyonlar vızır vızır çalışıyor. Ve sürat falan konusunda hiç dikkatli değiller. Sanıyorum büyük adada da çok daha fazla sayıda hafriyat var. İnşaat var ya da bakım onarım var ve bunların getirdiği trafik sorunu var. Şimdi eğer biz kuralları koyup uygulayamazsak, bu ister bisiklet olsun, ister fayton olsun, ister akülü, ister benzinli, ne olursa olsun, biz bu sorunu çözemeyiz. Kurallar konacak ve herkes uyacak. Şu anda Allah aşkına söyler misiniz, 8 bin tane de 10 bin tane akülü araç hangi kurala göre geliyor? Sayın Eralp'ın dediği gibi niye hala geliyor ve bunlar niye kullanılıyor? Hangi kurala göre çalışıyorlar? Faytonlar zamanında da kazalar oluyordu. Benim eşim ve çocukları fayton kazası geçirdi. Yani çok hafif yaralanmayla atlattılar. Atlatamayabilirlerdi. Dolayısıyla ister fayton olsun, ister motorlu araç olsun, akülü araç olsun, eğer biz bu sorunu kurallar dizisi ve planlamayla çözemezsek, bu sorun bizden sonraki nesilde de aynen devam edecek, artarak devam edecek. Bakın nüfus, kış nüfusu artmadı, yaz nüfusu da hemen hemen sabit ama ulaşım sorunu artıyor. Bunu çok iyi irdelememiz lazım. Teşekkür çok ederim. Teşekkürler. Sağ olun Haluk Bey. Diyeceğim, bir cümle, her araca plaka vermek lazım. Evet, tescilsizlik. Doğru söylüyorsunuz. Doğru. Vergisini de almak lazım.
Evet. Edis Bey burada mı efendim? Edison? Ya görmedim çünkü ama sonradan gelmiş olabilir. Bakıyorum. Görmüyorum. Görmüyorum. O zaman Zeki Hanım'dan bekliyoruz. Bundan sonraki. Herkese merhaba. Öncelikle arkadaşımız Leyla Özalp'e geçmiş olsun. Bunu konuşmak bile şu anda çok acı. Aklımız, yüreğimiz onda. Şimdi bu konu çok uzun ve geniş. Sonrasında tanıklığımı da anlatacağım ama adada olan şey gerçekten hukuksuzluğun sürmesi. Yani adalar koruma kurulu kararına göre zaten her tarafı yaya yolu ve acil kamu araçlarının motorlu olarak hizmet vermesi gereken bir yer. Ama ne yaptı UKOME? Bu karar yasa dışı haliyle ve hiçbir hazırlanmadan, hiçbir olmadan zaten kaosla boşluk yaratılmış her şeyin doldurulduğu gibi bir araç koymaya kalktı, trafik yapmaya çalıştı. Olmadığını gözümüzde görüyoruz. Bu yaz daha da iyi anlayacağız. Daha da yazlıkçıların ve bir sayısının artmasıyla. Ne yazık ki aynen mafya gibi. Kim boşluğu bırakırsa, kim yasa dışı işlere müdahale, yasaya olarak müdahale edilmiyorsa o boşluğu hemen başkaları dolduruyor. Akülü araçlar inanılmaz bir durumda. Yani tanıklığınızı lütfen rica ederim. Tanıklık zamanımız kısıtlı, ona gireceğiz. Hemen şuna giriyorum. Tanıdığım olan motorlu araçlara nasıl denetimin yapılmadığı ile ilgili, hayvan hakları ile ilgili epeyce çalışan biriyim. 2019 yazında biliyorsunuz. Mavi Marmara'nın önünde Adalar Belediyesi'nin çöp kamyonu tarafından ezildi. Çok ciddi biçimde uğraştım. Hem kamera kayıtlarını bulup hayvanın hiçbir şekilde son dakika önüne atlamadığının kayıtlarını çıkartmayı becerebildim. Ama gerçekten zorlayarak savcılığa başvuruda bulundum. Bununla ilgili kayıtlar tutuldu. Belediyede bu aracı kullanan kişinin gece 12'de oluyor. Tespiti yapıldı ve onlara suç duyurusunda bulunuldu. Bunları anlatıyorum ki neler olabiliyor diye. Ben ismi öğrenmek istemedim özellikle ama hayvanı 3 gün önce tıraş ettirmişiz. Boynunda bir tasması var, üzerinde telefon numaram var, bilgisi var. Bunlar bir de başka da bir suç işliyor. Yani hem bir kontrolü yok, araba arkasını göremiyor. Yani bu tür büyük araçların, çöp araçlarının bu kadar büyüğüne ihtiyaç da olabilir. Ama o zaman önlemini alırsınız, ona göre yola koyulursunuz. Peki Zeki Hanım, kilitmeyeceğim, bir şey soracağım. Önemli bir şey söylüyorsunuz. Sadece bu şeyle ilgili, soruşturma ile ilgili herhangi bir şey oldu mu, bir şey yapıldı mı? Ondan sonra da sizden sözü alacağım. Bu detayı anlatıyorum. Sonunda mahkeme bununla ilgili karar vermemeye ve belediyeye pas etti. Israrla belediyeye gittim ne oluyor diye. İşte personel işleri, özlük işlerine vuruyor. Onun bağlı bulunduğu sendika değerlendirme yapıyor. Müfettişler istiyor. Sonunda bir maaş cezası verildi. İnanın uygulanıp uygulanmadığına dair en ufak bir fikrim yok. Çünkü ismi de öğrenmek istemedim ama ben eğer o işi sonsuz olarak aylarca gidip takip etmemiş olsaydım, yani ayda bir belediyeye gidip ne oldu diye sormamış olsaydım, bu cezanın da alınacağını zannetmiyorum. Alındı ama para cezası tahsil edildi. Uygulandı mı bilmiyorum. Bir şey değişmedi. İkincisini söyleyeyim. Bu yaz yine bakın bu 2019 Temmuz ayında oldu. Bu yılın 2020'nin Ekim ayında da aynı bir şekilde ona tesadüfen çok benzer bir hayvan. Yumi çarşıda otururken İnsanlar önünde oturuyor, dışarıda masalarda oturuyorlar. Pandemiden dolayı zaten çoğunluk dışarıda. Bir çöp arabası geçiyor, yine kontrol yok. Yani hiçbir şekilde ders çıkarılmamış. Yine sağına soluna bakan kimse yok ve masalarda oturanlar bir köpeği ezebileceğini aklına bile getirmiyorlar. Hemen önünde komşum tanık oluyor. Yine aynı biçimde başvuruda bulundum. Henüz bir cevap yok. Aradan herhalde 8 ay geçti. Evet. Yani yine aynı şekilde bu örnekleri özellikle söylüyorum, takip edilebilir örnekler. Yine Tepeköy'de Matematik Okulu'nun olduğu yerde çocuklar oyun oynarken, ki o sokakta arter olmadığı için ana yol değil orası, çoğu kez sokaktalar ve bir tane akülü araç çocuğa çarptı, ambulans geldi, çok ciddi, çok şükür bir şey yoktu ama
Bu benim sadece tanık olduklarım. Daha dün birisi bisikletle önümden uçtu yani hayvan beslemesi yaparken. Çünkü toprak yola kestirme yol yani maden yolundan Büyükada'dan söz ediyorum. Luna Park'a çıkan yol toprak yolken bu sene asfaltlandı. Eğer araç geçirmeyeceksiniz ormanın içinden niye asfalt yaparsınız? İnsanların bisiklet giremez diye bir uyarısı mı var? Önünde bir bariyer mi var? Yok. Sözümü bitireceğim. Şunu söylüyorum. Eğer yavaş şehir değil, hızlı bir şehir yapmak istiyorsanız zaten elinizden geleni beceriyorsunuz diyeceğim yöneticilere. Hukuk yoksa, yasa yoksa, kontrol yoksa herkes bir yolunu bulur. Kendi çıkarına ne uygunsa o haliyle o boşlukları doldurur. Dilerim evet. Pardon. Ses. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Sağ olun. Benan Bey, sesim geliyor mu? Evet, duyuyorum Ali Bey. Merhaba. Zekanımız sesi kesildi birdenbire. Ben kesmedim yani. Buyurun Benan uygulamıyorsunuz. Bey. Evet. Hayır hayır öyle bir şey yok. Yani birden kesildi. O da konuşmaya devam ediyordu. Sakın yanlış anlaşılmasın. Buradan öyle bir hakkı şeyim yok. Teknik etkim yok. Çok uzatırsak kesebilirsiniz de aslında. Hayır hayır kesinlikle yok şeyim yok zaten ama Zeki Hanım'ın anlattığı olaylar değerliydi onun için bizden hepimizden biraz fazla konuşması önemliydi bence. Teşekkürler. Evet Benan Bey buyurun efendim. Bence de çok yararlı oldu teşekkür ediyorum. Bu toplantının çok önemli olduğunu düşünüyorum öncelikle. Daha önce söyleşiler yayınladık ama ilk defa bu kadar yüksek katılımlı bir forum yaptık. Online toplantıların avantajını pandemi döneminde böylece kullanıyoruz. Belki kamuyu ikna etmek, yapılmayanları yapmak konusunda faydası olur. Ben bir buçuk yıllık bir adalıyım. Önce fayton dönemini gördüm. O dönemde de yollar hiç güvenli değildi. Faytonlar yanımızdan hızlıca gidiyorlardı çok dikkatsiz bir şekilde. Şimdi de aynı şeyi özellikle kamu araçları yapıyor. Akülü araçları herkes söyledi ben bahsetmeyeceğim. Ama benim en çok canımı sıkan kamu araçlarının en dikkat etmesi gereken araçların bunu yapması. Özellikle belediyenin büyük çöp kamyonunun çarşı içinde bile insanları aldırış etmeden hızlıca yol alması. Daha kötüsü trafik polisi araçlarının son sürat adanın içinde hareket etmesi. Yani hiç kimseye bir denetim uygulamamaları. Bence en önemli şey hukuksuzluk, kuralsızlık değil denetimsizlik. Bunda belediye, kaymakamlık ve emniyet müdürlüğü, polisler başı çekiyor. Yani ben şimdiye kadar bir buçuk yılda herhangi bir yerde bir trafik denetiminin yapıldığını görmedim ne yazık ki. Halbuki Büyükada üzerinde bile bir maden var. Bir de Nizam Caddesi var. İki tarafa ortasına birer tane denetim koysanız bütün trafiği çok rahat kontrol edebilirsiniz. Birilerine ceza kestiğinizi görürseniz de bir daha kimse yapmaz. Belediye ne yapabilir? Tekneyle taşıdıkları dışarıdan gelen araçların her birine adalarda hız sınırı olduğunu belirten birkaç cümle etseler, ellerine bir broşür verseler bu bile ciddi oranda faydası olur diye düşünüyorum. Buna uymadığını gördükleri araçları da ertesi gün adaya taşımazlar. Böyle bir tahdit uygulayabilirler. Ama hiç kimse, herkes kulağının üzerine yatmış durumda bunları görmezden geliyor. Ancak birkaç ölüm olunca belki harekete geçecekler ama o zaman da çok iş işten geçecek. Bence kaymakamlığın ve emniyetin bu konuda artık oturdukları yerden kalkıp bir şeyler yapması gerekiyor. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun Benan Bey. Çok teşekkür ederim efendim. İdil Hanım devam edebiliriz efendim. İdil Hanım duyuyor musunuz sesimi? İdil Hanım'ın sesi gelmiyor mu acaba benim sesim? Tamam. Ben sesimi açmayayım. Herkese tamam. Merhaba. Merhaba. Herkese merhaba. Evet. Şimdi olayların bir kısmını zaten biliyordum. Konuşmacılardan da olayları ayrı ayrı da dinledim. Ama sorun bataklığı kurutmak. Yani işte denetlemek vesaire tamam. Tabii ki denetlemek vesaire gerekli ama bataklığın kurutulması lazım. Esas sorun şurada. Adaların sıradan bir şehrin sıradan bir banyosu olarak görülmesi. Büyük şehrin sıradan bir ilçesi olarak görülmesi. Adaların sit özelliğinin, sayfiye özelliğinin, İstanbul'un
son İstanbul yaşantısının son örneği olduğunun göz ardı edilmesi. Sorun buradan kaynaklanıyor. Yani toplu taşıma yasal değil, yasalara aykırı. Biliyorsunuz en son mahkeme kararı çıktı ve mahkeme kararı İBB'ye adalarda ulaşımı düzenleme yetkisi vermeyi iptal etti. Faytona atların koşulma yasağını iptal etti. Şimdi İBB meclisinin faytonları satın alma, atları satın alma ve de elektrikli ulaşıma geçme kararı 16 Ocak 2020 tarihli kararının gerekçesi buydu. O kararda bu gerekçe gösteriliyordu. Bu gerekçe ortadan kalktı. Yani sonuç olarak kısaca söyleyeyim, hukuka uyulmasını istiyorum ben de kişi olarak. Bir takım kazalara ben de şahit oldum. Sonuçlarını bilmiyorum ama hukuki sonuçlarının ne olduğunu. Benim istediğim hukuka uyulması. Adalarda tam bir hukuksuzluk var. Hiçbir şekilde yetkililer hukuka uymuyor ve yasaların etrafından dolanmaya çalışıyorlar. Hukuka uyulmasını istiyorum. Ada yolları yaya yoludur. Her ne kadar büyükşehir yasasıyla ulaşımı düzenleme UKOME'ye geçti, UKOME'ye geçti deniyorsa da öyle değil. Bu şuna benziyor. Ben seçimle geldim, hükümet oldum, bu ülkenin rejimini değiştiririm. Bu aynı şey. Evet, adalarda ulaşımı düzenlemek UKOME'nin yetkisinde. Zaten UKOME bu yetkisini kullanmadığı, düzenlemediği için fayton ulaşımı felç oldu ve öyle kötü bir duruma gelmişti. Bu konuda da araştırıyoruz ve zaten suç duyurusunda bulunulmuştu ama daha derin araştırıyoruz. Sorumluların peşinden gitmeye niyetliyiz. UKOME denetlemek, kural koymakla yetkilidir. Sistemi değiştiremez. Sistemi, ulaşım sistemini değiştirme yetkisi yoktur. Çünkü adaların ulaşım sistemi faytonladır. Fayton adaların sit özelliğinin önemli bir öğesidir. Bunu söylemek istiyorum. Sülem doldu mu bilmiyorum. Evet, dinlediğim doldu. Için ama doğru oldu. Toparladığınız için de çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Nur Hanım, Nur Pahya. Sizden rica etsem efendim. Evet. Hepinize merhaba. Burgazada'dan katılıyorum. Tekrarlamayacağım. Çok şey dile getirildi. Ben sadece bir iki tane ek yapmak istiyorum. Bir kere İnce Hanım'ın son konuşmacının söylediklerine canı gönülden katılıyorum. Ayrıca bu adanın altyapısı sağlam olmadığı için bu gelen koca kamyonlar maalesef titreşimden ve vibrasyondan altyapıyı da çökertiyorlar. En azından benim arkadaşımın evine 3 kere su bastı. Bu birincisi, birinci tespit. İkinci tespiti orman, deniz zaten yok edildi bundan sonra. Çok zor denize gideriz. Ormanda aynı şekilde yangını bertaraf etmek veya yangına müdahale edebilmek için açılan yolları galiba şey olarak yani bahane edip yarın öbür gün orayı da asfaltlayacaklarını zannediyorum. Öyle bir his var içimde. Umarım olmaz. Çünkü 2000 yıllarının başında yangını ben çok yakından yaşadık biz adada. Yapılması gereken o kadar çok şey var ki sıra orman yoluna gelene kadar en azından itfaiyenin hortumlarının yenilenmesi lazım. Hepsi delik deşik. Onu da geçiyorum. Üçüncü olarak bu asfaltlamayla ilgili bir şey daha söyleyeceğim. Asfaltlar yenilendiği zaman mutlaka altının kazılması lazım. Bu kat be kat, kat be kat üst üste döküldüğü için maalesef evlere su basmaya başladı. Fazla da ekleyeceğim bir şey yok. Denetim şart. Söyleyeceğim bunlardan ibaret. Çok teşekkürler. Hepinize iyi günler. Sağ olun Nur Hanım. Tilbe Hanım burada mı? Tilbe Saran? Ben görmemiştim. Yetişemedi galiba. Gelecekti ama burada olma ihtimali vardı. Burada yok. Burada sesini açmaya çalışıyorsunuz. Öyle mi? Tamam efendim. Peki. H olarak görünüyor da. Tamam. Ha, tamam, özür dilerim. Tamam. Tamam. Tilbe Hanım merhaba. Açtım galiba. Sesim geliyor mu? Kusura bakmayın. Tamam. Ben motordayım. Merhaba. Hoş merhaba. Buyurun. Çok kısa bir başlangıcı kaçırdım. Ama son 15-20 dakikadır dinliyorum.
Şunu sormak istiyorum. Bir kere adalardaki bu iki tekerlek ya da üç tekerlekli motorlar benim bildiğim kadarıyla ancak raporu, yani sağlık nedeniyle yürüyemeyen ya da yürüme zorluğu çeken kişilere veriliyordu. Şimdi ne oldu da herkesin altında bu iki teker motorlar böyle istila etmiş vaziyette? Ben de Burgazada'dan katılıyorum. Bizim tabii her adanın da kendine özgü farklılıkları var. Ben hani gördüğüm kazaları en çok maalesef Mehtap Sokak'ta kedilerin gözümle ezildiğini gördüm. Hiç hoş bir şey olmuyor. Bunun ikisi hemen öldü. Ve bir yamaç diye küçük köpeğimiz vardı. O da öldü. Evet. Ezilerek öldüler yani. Bunun iki tanesi kamuya ait taşıt değildi. Bir tanesi kamuya ait taşıttı. Ama bu kişilere ait olan ve kimin kullandığı ve niye kullandığı da artık hiçbir kurala uymayan taşıtlar pandemiden önce sahilde karşıdan karşıya geçen ve Burgaz'ın sahili çok dardır. Yaklaşık hani 3-5 metre arasında bir şeyden söz ediyorum, genişlikten. Arkadaşımızı altına aldı ve şikayette bulunuldu ama herhangi bir neticeye ulaşılamadı. Yani burada kişisel sorumluluklarımızı da göz ardı etmememiz gerektiğini düşünüyorum. Özellikle ihtiyaç sahibi olmadan neden bu araçlar kullanılıyor? Dediğim gibi Burgaz daha ufak bir ada, daha az yokuşu var. Ama tabii ki insanlar kolay ulaşmak istiyorlar. Şimdi herkesin altında, artık çoluk çocuğun da elinde. Çünkü herkes onları çocuklarına, torunlarına da veriyor. Evet. Biz böyle trafik polisi gibi, aman çocuğum yavaşla, dikkat et, kedi var, insan yürüyor demek zorunda kalıyoruz. Evet. Kişisel sorumluluklarımızı da hatırlatmak ihtiyacı duydum. Çünkü kamudan ben bezdim. Adalar Belediyesi'nden bezdim. Hiçbir şikayetimize hiçbir biçimde doğru bir yanıt ve bir vatandaş duymaktan ve duyduklarını da ciddiye almaktan, kale almaktan uzak bir yönetimle karşı karşıya olduğumuzu düşünüyorum. Teşekkürler. Teşekkürler Tilbe Hanım. Uyarınız çok doğru. Sadece yöneticilere ve şeylere değil, biraz da kendimize bakmamız lazım. Korkut Bey, Korkut Tokman, sizden rica edebilir miyiz efendim? Merhabalar herkese. Merhabalar. Öncelikle uzun zamandır böyle bir toplantıya katılmamıştım. Şu zamana kadar söylenen aşağı yukarı bütün sorunlar ve yaşanan şeylerle ilgili benzer Heybeliada'da da, Heybeliada özelinde de birçok şey söyleyebilirim ama zamanımı kısıtlı kullanmak adına yalnızca şöyle bir notum olacak. Birkaç toparlama yapacak olursak, bundan önceki katılımcıların söylediği sözlere ilave edecek çok fazla bir şeyim yok ama bana göre en önemlisi, sanırım adalarda artık özellikle siyasi anlamda bir saldırı, yani tamamen siyasi sorunlara da, odanın kendi özelindeki sorunların dışında bazı siyasi sorunlar da eklendi. Özellikle imarla ilgili ve sonrasındaki bir takım gelişmelerle ilgili birçok yasalar, hukuksuzluklar şu sıralar adım adım hızlı bir şekilde, bundan sonraki yıllarda da devam edecek şekilde gözle görülür bir hareketlenmeye neden oldu. Şimdi benim gözümün önünde Heybeliada'da özellikle bu söylediğiniz birçok şey, özellikle bu Greenwich plajının yapımı sırasında buraya gelen kamyonların, harfiyatla ilgili gerekli inşaat makinalarının haddi hesabı yok. Hemen hemen Heybeliada özelinde
Haluk Bey'in de söylediği gibi ara sokaklara varacak kadar irili ufaklı birçok iş makinesini görüyoruz. Yani bunun bir başlangıç olduğunu görüyorum. Hem Heybeliada hem de Büyükada bu anlamda bundan sonraki yıllarda da benzer şeylere sahne olacak gibi gözüküyor. Ama bunun dışında bana göre en temel problemin en temel çözümünün başında sağlıklı bir kontrol sistemi, yani sağlıklı bir planlama, adalar özelinde sağlıklı bir planlama ve bunların da en sıkı ve en doğru şekilde kontrolüyle ancak problemlerin çözümü olabilir. Bunun gerçekleşebilmesi için de maalesef burada yaşayan insanların buna, bu kurallara, konacak kurallara en doğru şekilde, en yaygın şekilde katkıda bulunması gerekiyor. Bunun için her şey mevcut ada için. Çünkü hepimiz bu konularda çok hassasız. Bu topluluk, bu tür insanlar çoğaldıkça bu kontrol sistemi ve bu baskı yerel yönetimlere ve diğer merkezi yönetimlere kadar varır. Bu anlamda da benim fikirlerim kısaca bu. Onun dışında burada katılımcılarımın saydığı birçok şey kesinlikle aynı fikirde olduğum şeyler. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkürler, sağ olun, sağ olun. Teşekkürler. Derya Tolgay, buyurun. Merhaba, ben sizi Şubat 2019'a götüreceğim. Madem'de bisikletimle orman gezisinden büyük bir neşeyle ve huşu içinde dönerken aklımdan tam şunlar geçiyordu. İşte dedim ki bu güzellik, bu inanılmaz doğa parçası içinde yaşıyorum. Allah'ım bin şükürler olsun filan. Ne şanslıyım dediğim an bana çok kuvvetli bir şey çarptı. O an şuurum sanki kapandı. Sonra işte kendime geldiğimde bisikletim bir duvarın kenarında, ben de onun üstündeydim. Gözümü açıp olayları kavradığımda gerçekten şanslı olduğumu anladım. Hani gittim ve geldim derler yani. Öyle oldu bende de. Bana belediyenin bir hurda toplama aracı çarpmıştı ama direkt çarpan bu kamyon değildi. Tam benim o sırada yanımdan geçen fayton adeta bir tampon görevi yapmış. Kamyon önce ona, sonradan da o savrulan fayton bana çarpmış. Ve işte o an hani böyle freni kokmuşçasına yokuş aşağı gelen faytonu bana paravan olduğu için göremedim. O ani şoku herhalde o nedenle geçirdim. Esasında hayatımı bir faytona borçluyum ben bugün. O gün faytondaki iki Arap turist de yaralandı. Ben ambulans çağırmaya falan çalıştım. Kendi derdimi unutup. O sırada kamyonetin sürücüsü üzerime yürüdü. Sen karışma diye, işte ambulans çağırmamla ilgili. Ve elhasıl emniyet mensupları filan, ben hepsine haber verdim o sırada. Beklenmeden faytoncu ile kamyoncu anlaşıp turistler derdest edildi ve kaçırıldı resmen. Sonra gerekli işlemleri yaptım. Belediye, emniyet, yazılı müracaatlarım oldu. Yani esasında son ne olduğunu vaktim kalırsa anlatacağım. Çünkü ayrı önemli bir süreç o da. Onun sonuçlarını biliyorum. Ama bana ayrılan sürede somut bir öneri getirmek istiyorum. Şimdi politikacılar seçim öncesi katılım vaadiyle adalılardan işte o istiyorlar her yerde olduğu gibi. Seçimlerden sonra da işte seçimlerin karar sürecilerine katılımlarını sağlamak falan böyle düşüyor hepsi gündemlerinden. Bildiğimiz ve yaşadığımız bu neoliberal model gereği de belediye yönetiminin adalarla kurduğu ilişki ekseni çıkar odağına kilitleniyor. Kendi çıkarı peşinde koşanlar ve oy gözeterek davranan seçilmişler birbirini kollayarak yönetimi çıkarları için araçsallaştırıyorlar. Meclis üyeleri buna göre seçiliyor. Bunun çok müstesna örneğini bugün yaşıyoruz zaten, görüyoruz. Adalarda 1984'te kurulmuş bir yapı var ilk belediyecilikle. Adeta kırılma noktası burası bana göre. İnşaatçıların ve yan iş kollarının hayatında en çok para kazandığı ama adaların en çok kaybettiği dönem bu dönem. İşte o günlerde neoliberal döngüsüne hapsolduğumuz bu güne kadar da çark böyle dönüyor. Şimdi nasıl çıkacağız buradan dediği... evet ama somut önerimi söylemek istiyorum. Peki.
Çok mu geçtim vaktime? Yani tamam olsun. Özel peki yani. Çok özür dileyerek çoğu siyasetçinin hem umurunda değil hem de bilgisi yok. Ne diyorlar? İşte bildiğimiz dünya. Burası Türkiye. Biz mi değiştireceğiz? Öyle gelmiş böyle gider filan. Bol şikayet soslu. Şimdilerde bol Zoom toplantılı açıkçası. Bir davranış modelimizde kör topal bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Ama biliyorsunuz Dünya Mirası Adalar, Açık Radyo, programlar şu bu yazıldı çizildi. Birçok şey biz de yapmaya çalışıyoruz. Prens Odaları üzerinden sormak istiyorum. Bütün bu süreçte nasıl bir değişim gördük? Yani biz 5 senedir işte radyo programı şu bu yapıyoruz. Diğer sivil inisiyatif sizler bir sürü gayret içerisindesiniz. Ne değişim var? Ne istiyoruz? Denetim değil mi? Ulaşım Çalıştayı'ndan da bu sonuç çıkmıştı hatırlarsınız. Bir denetimin varlığından söz edebilir miyiz? Tabii. Buna yani, benzerleri konuşacağız biraz sonra. Mümkün değil yani bu. En değerli bölümü aldık. Ama en değerli bölümü bana göre en değerli bölümü ben söylemedim. Denetimin yanında yönetişim ve katılım gerekiyor. Sadece denetimle olacak bir iş değil. Demek istediğim o. Evet. İzin verirseniz sonra vaktim olursa toparlarım. Tabii. Teşekkürler. Rica ederim. Deniz Emin Tüfekçi. Tekrar merhaba hepinize. Sanırım aranızda adada en çok yaşayan ya da 60 yıldır yaşayan tek benim ya da belki bir kişi daha vardır. Şimdi bunu niye söylüyorum? Hani ben eski adalıyım, en çok lafı ben edeceğim anlamında söylemiyorum. Benim kıyaslama şansım var. Yani ben ilkokula burada başladım. Adı konmamış bir yavaş şehirde biz yaşadık, büyüdük, sokaklarında oynadık, okulları bitirdik, iş yaşamımızda yine akşamları evimize adaya geldik. Şimdi geçmişte bugünü veyahut da son 4-5 yılı doğru bir şekilde kıyaslayabiliyorum. Ben bu hanımefendiye geçmiş olsun. Bu kazayı ben geçen sene bu fayton tartışmalarının olduğu dönemde yarın ne olacak diye hayali bir kazayı yazdım. Birçok insan da bunu gerçek sandı ve işte kaza geçire geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Şimdi biz sarı öküzü faytona hayır diyerek verdik. Fayton olayı, faytoncunun olayı değildi. Yani faytoncunun eline 3-5 kuruş para verdiler, aldılar, onlar sesini kesti. Fayton olayı adanın öznesidir. Bakın, adanın insan dünyanın öznesidir. Adanın öznesi doğadır. Doğanın parçası da buradaki ulaşımı hayvanlarla yürütmektir. Önemli değil, faytonu siz kullanıyorsunuz, kullanmıyorsunuz. Fayton bir anahtardı. Motorlu taşıtların adaya girmesi demek, o torbanın delinmesi demektir. O torbadan ne aktı? Adadaki huzur aktı, çöpe gitti. Şimdi herkes bunun acısını yaşıyor. Sanıyorsunuz ki denetim olursa bu işler düzelecek. Motorlu araçlara, bu adaya girişlerine, aküymüş, aküsüzmüş, elektrikle çalışıyormuş, mazotla çalışıyor, önemli değil. Motorlu araçlar demek daha hızlı, daha uzağa, daha çabuk, daha çok taşıma, insanı, aleti, araçları, inşaatları açmak demek. Şimdi eğer buna karşı çıkmıyorsanız, ki gördüğüm kadarıyla kimse motorlu taşıtlardan şikayetçi değil, sadece denetimle ilgilisiniz, geçmiş olsun o zaman, yapacak hiçbir şey yok. Eğer siz bunun farkında değilseniz, adada yaşam kahrolacak. Niye 6 metrelik orman yolu, 8 metrelik şehir içi yolu planların içine katılmaya çalışıyor? Nedir? Ben bunu sordum plandaki plancı arkadaşlara. Efendim afet durumunda şey yapıyormuş. Yani ben burada her şeyi yaşadım. Yani ne zaman bizim 6 metrelik yola, 8 metrelik yola ihtiyacımız oldu? Bu arkadaşlarımız herhalde olsa olsa harita üzerinden baktılar adanın sokaklarını. Emin değilim yani sokakları dolaşıp da bu adalarda acaba 6 metrelik orman içi yollar, 8 metrelik bir Heybeli'de mesela veya Burgaz'da veya Kınalı'da, Büyükada'da birkaç yer dışında öyle bir şey yok. Şimdi böyle bir şeyin öznesini kaçırırsa o zaman hiçbir soruna çözüm bulamayız. Yapmamız gereken budur. Yani doğayı korumanın, doğal yaşamı korumanın, hızlı yaşamı engellemenin, yok etmenin, böylece tüketmenin, yaşamı tüketmenin önüne geçmezsek, hastaymış, yaşlıymış bunları anlıyorum. Bunlar için çok özel bir şeyler yapılabilir.
Hatta belediye çok yaşlı insanlar için bir araçlarını bunları acil durumlarda, çok gerekli durumlarda götürüp getirip kullanabilir. Ama onun dışında siz buna evet derseniz, daha doğrusu buna hayır demezseniz, geçmiş olsun adalar. Ben yıllardır bunun savaşı, bunu yapıyorum. Ya orada yazıyorum, burada yazıyorum, birçok yerde konuşuyorum, anlatıyorum, kavga ediyorum. İBB ile kavga ediyorum. Bütün bunların hepsini anlatıyorum. Müsaade etmemeleri için. Ama burada herkesin buna önce hayır demesi lazım. Bakın size son bir şey söyleyeyim. Bu motorlu araçları belediye işletiyor. Kimse de şikayetçi olmayabilir. Gayet düzenli olabilir. Gayet iyi bir şekilde bu arkadaşlarımız şoförlüğünü yapıyor olabilir. Herkes çok memnun olabilirler. Yarın bunları bir başka üretim gelir de özelleştirirse, dün faytoncudan şikayet eden insanlar yarın taksiciden şikayet etmek durumunda kalacak. O zaman ne yapacaksınız? O zaman özelleştirince ne yapacaksınız? Onlara da yine bir başka üretim gelip biz bunları ellerine üçer beşer yüz lira verelim alalım. Ondan sonra başka bir şey mi yapalım diyeceğiz. Büyükada'nın, Heybeli'nin, Burgaz'ın kralını alacağı tek bir örnek vardır. Yassı Adanın düştüğü durum. Evet. Buna getiriyorlar. Bunu lütfen anlayın. Adayı inşaatlara boğacaklar, nüfusunu arttırmaya çalışacaklar. Karşıda ne görüyorsak, yarın da karşıda baktığımız zaman benzer bir şey görmek istemiyorsanız buna karşı çıkın. Ben yaşadım 67 sene bu adada. Sağ olun Emin. Çok önemli değil. Ama çocuklarımızın da böyle bir ortamda dünyada yaşaması çok önemli. Teşekkür ederim. Çok doğru. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Devam edelim. Çok teşekkür ederiz. Eşref Tümer Bey'le devam etmek durumundayız. Buyurun. Eşref Bey burada mısınız? Sanıyorum burada değil, değil mi Eşref Bey? Eşref Bey Eşref burada Bey, sesi geldi. Sesinizi açın. Tamam. Tamam Eşref Bey. Buyurun. Evet. İyi günler. Ben Eşref Burgazada'dan katılıyorum. Üç tane şey söyleyeceğim. Çok kısa. Birincisi, bir olaya tanık oldunuz mu? Evet, oldum. Geçen sene kooperatifimizin motorlu aracı, denetimli midir, kontrollü müdür, sigortalı mıdır bilmiyorum. Arka kapağını kapatmadığı için geçerken ambulansımızı yamulttu. Sonucu nedir, ne olmuştur bilmiyorum. Bir hafta sonra ambulans tekrar geri geldi, kapıları yapılmıştı. Herhalde ilgililer, yetkililer veya karışanlar anlatırlar. Birincisi bu. İkincisi, bizim buradaki boşluk, kontrolsüzlük, denetimsizlik, yetkililerin çözmeye niyetleri yok, dinlemeye niyetleri yok, bir sonuca varmaya niyetleri yok. Bizim adalılar olarak bir şey yapmamız gerekiyor. Benim burada gördüğüm tek çözüm, Burgaz'da örneğini verdiğimiz gibi sivil inisiyatif olarak adalar mahalle meclislerinin tek tek kurulması, seçilerek kurulması, atanarak değil, seçilerek kurulması ve bunların da bu adaları bir city slow şeklinde city haline getirmek için çabalaması. Onun haricinde hiçbir şeyin yürüyeceğine ve ilgilerin bir çözüm bulacağına inanmıyorum. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Sağ olun. Selin Urtaş. Selin Hanım. Selin Urtaş burada değil. Değil, değil mi? O zaman Mariana Vasiliadis'le devam edeceğiz. Evet, benim. Ben Deniz Bey'e katılıyorum. Deniz Tüfekçi'ye bu arada imzamı atarım. Bence burada sorun UKOME'yi konuşuyor olmamız. Yani UKOME'nin üzerinden bu düzenlemeleri konuşuyor olmamız zaten tek başına bir sorun. Çünkü UKOME'nin burayla bir alakası yok. Yani adalarla alakası yok. Ben bir kaza geçirdim yakın zamanda ve bu benim hatamdı gerçekten. Bu araçları kullanmayı bilmediğim halde bir arkadaşım kullanıyordu aslında ki normalde bizim böyle bir alışkanlığımız yoktur. Kendisi kullanacak durumda değildi ve kullanmamı, onu bırakmamı istedi. Ve ben de basiretim bağlandı mı diyeyim, ne diyeyim, götürdüm çok iyi kullanmayı bilmediğim halde ve bir yokuştan aşağı inerken bir kaza geçirdik ve bu ciddi bir kazaydı ve ben normal şartlarda böyle bir düzenin içinde olmayacaktım büyük olasılıkla. Belki arkadaşımı bırakmak durumunda kalmayacaktım. Yani ben, bu benim bir hatam ama sistem değişiyor. Yani sorun buradan kaynaklı. Şimdi o araba benim arkadaşımda niye var? Ben 35 yaşında bir genç bir kadınım ve her yere yürüyerek gidebilirim. Yani 20 dakika bir mesafe dahi olsa ben yürümem gerektiğini biliyorum adada.
her zaman da böyle oldu. Yani ben bebekliğimde de dışarıda vakit geçiriyordum. Yani 5 yaşımda bile ailem beni dışarı bırakıyordu ve belki balkondan kontrol ediyordu ve herhangi bir kaygıları yoktu. Şimdi ben bugün 35 yaşında bir kadın olarak biliyorum ki adada, Burgazlıyım bu arada ve küçük bir ada burası, her yere yürüyebilirim. Biz bu arabaları getirdik ve bir talep oluşturduk. Yani normal şartlarda adaya geldiğinde yürüyebileceğini bilen insan bile o arabaları gördüğünde ya da bir akülü gördüğünde şunu söylüyor. Madem ki aküller var, ben o zaman o işte 2 kilometrelik yolu bununla çıkayım. Yani fikirlerini ve sistemi bile kökten değiştirmeye başladık. Yani yeni bir yapı getirmeye başladık. Aklına ilk gelen araba ve bu insanlar yürümüyor. Yani adanın özelliği bu, adanın güzelliği bu. O yüzden bu kadar özel. İstanbul'dan geldiğimde ben biliyorum ki burada birçok şeyi ilkel olarak yaşantılayacağım. İlkel bir şekilde deneyimleyeceğim. Yürüyeceğim, denize gireceğim, bisiklete bineceğim. Bir de bir şey söyledi, Yalım Eralp Bey söyledi. Bisikletler çok hızlı ve kazalar oluyor. Belki eskiden de kazalar oluyordu. Fakat yine Deniz Bey'in de söylediği gibi ada hızlandı. Yani artık araçlar gelince ada artık hızlı olan, hızlı ulaşım olan bir yer. Ve gelen insanlar bu sisteme yine doğdukları için, dışarıdan gelen turistler de burada hız yapabilecekleri bir ortam olduğunu düşünüyorlar. Çünkü eskiden bisikletini alan da bir şekilde burada, hani yine gayri ihtiyari bir, belki içgüdüsel bir şeyle, adanın verdiği bir hisle, burada yavaş ilerlemem gerekiyor diyorlardı. Ve yavaş gidiyorlardı. Ben eskiden bu kadar hız gördüğümü hatırlamıyorum. Dolayısıyla birbirini kovalayan böyle bir kötü alışkanlık zinciri oluşmaya başlıyor. O yüzden bence tamamıyla akülüler, yani ben istediğim halde asla ve asla bir akülü araca sahip olmamalıyım. Yani kökten yasaklanmalı bu. Trafik kuralları şeyi bile, trafik kuralları fikri ve muhasebesi bile beni rahatsız ediyor. Biz niye trafik kurallarını konuşuyoruz ki adada? Yani asla konuşulmuyor olması gereken bir şey olmalıydı bu şu an bence. Evet. Teşekkür ederiz yani. Mariana. Çok teşekkür ederiz. Şimdi Özlem Yüzak'ı dinleyelim. Sara Zavarova burada mı? Sonra en son görmüyorum galiba. Yok değil mi? Özlem bekliyoruz. Merhaba. Herkese merhaba. Herhalde son konuşmacıyım. Duyuyorum. Duyuyor herhalde sesimiz. Şimdi şunu söyleyeyim arkadaşlar. İstanbul, pardon, adalar, özellikle Büyükada bence bugün İstanbul'un kuralsızlık ve hukuksuzlukta, fırsatçılıkta, ne bileyim, örneğin bir Bağcıları. Güzellikte demiyorum, tarihi şeyde demiyorum ama kuralsızlık, fırsatçılıkta İstanbul'un Bağcıları ya da Sultanbeylisi, bilmem nesi, varoşlarından gerçekten farklı bir noktada değil. Ve bunun sebebi de yıllar boyunca ki bu denetimsizlikler, kuralsızlıklar. Ben de çok eski adalıyım ve benim çocukluğumda şimdi baktım yollar hep aynı kaldı. Yani 1960'lardan beri yolların yapısında şimdi uğraşılıyor metrajı arttırmakta falan ama o zaman ne vardı? Bir fayton vardı. Hatta birkaç tane eşek vardı. Bisiklet, şahşığız bisikleti vardı ve şey vardı. Fayton vardı. İşte birkaç tane bakkalın falan çırağının sepetli bisikleti vardı. O kadardı. Şimdi bu sayı 3 kata çıktı. Ticari akülü araç var. Şahsi akülü araç var. Şahsi bisiklet var. Yüzlerce kiralık bisiklet var. Kamu araçları var. Büyük bir hızla geçen, hurda taşıyan araçlar var. Belediye otobüsü var. Belediye taksisi var. 3 misli artmış vaziyette. Belki daha bile fazla. Yol aynı. Evet. Bu en önemli sorun o. Yıllardan beri her toplantıda şunu vurguluyorum. Adalar tamam, eskide İstanbul değil. İstanbul 17 milyonluk bir kentin yanında, yanı başındayız. Fakat bir ulaşımda bir şey şart. Fakat bu bir master plan çerçevesinde olması gerekiyor. Bu yapılmadı. Tamam, faytonu kaldıralım. Sanki bir yere bir minibüs hattı koyuyormuşuz gibi. Yani Bağcılar'dan bilmem nereye, Taksim'e minibüs hattı koyuyormuş zihniyetiyle bu olay yapılıyor ve ondan sonra normal neoliberal sistemin serbest düzenine terk ediliyor. Şu anda biz bu haldeyiz. Bu yüzden benim hala her zaman söylediğim olay UKOME, tamam UKOME'nin de, İdil Hanım'a da katılıyorum, Deniz Bey'e de ben katılıyorum bu konularda. Burada master plan konusunda bizim gerçekten yapılmamız lazım. Akülü araçların ben kesinlikle engellenmesi gerektiğini düşünüyorum. Ve
bir toplu taşıma, belki bir ring sisteminde sadece sınırlı kalmak şeyde ve İstanbul şeyin adaların bir yavaş ilçe özelliğini biz ilk plana almamız lazım. Gerçekten burada istersek yapabiliriz. Biz turisti de sınırlayabiliriz. Gelen günübirlikçiler de sınırlanabilir. Çünkü motor taşınmazsa ona göre yapılır. Bir kapasitesi vardır denir. Ama her şeyin bir master plan çerçevesinde ele alınması gerekiyor. Adalarda özellikle Büyükada'da her sene hep bir de kiralık bisiklet konusu var. Gerçekten çok önemli bir konu ya, hız ve denetimde. Her sene 10 kişinin üzerinde insan hayatını kaybediyor ve bu kayıtlara bile girmiyor. Çünkü yaralananlar direkt Kartal'a sevk ediliyorlar. Dolayısıyla çok hızlı bir şekilde bir çözüm bulunması gerektiği şart diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Çok çok teşekkürler bütün konuşmacılara, bütün katılımcılara. Yoksa sağ olun herkes ve tam hedeflediğimiz sürede de iyi kötü toparlamaya çalıştık. Gördüğümüz gibi aramızda tabii ki düşünce farkları var ama dertlerin toparlandığı nokta bir yanlış durumun yeniden nasıl düzeltileceği konusunda bir takım şeyler önermeye çalışıyoruz. Bu kaosu yaratanların nedenleri çok farklı şekilde tartışılabilir. Bunu da ayrı bir konu olarak mutlaka tartışmamız gerekiyor. Yani faytonların kalkması, imar ve faytonsuzluğun getirdiği hızlanma veyahut da başka taraftan bakalım, turizm baskısının artması, turizm baskısının getirdiği acil sürat, o sürete uyan araçların öne çıkması vesaire vesaire. Bunların hepsi için bir takım oturulup masalarda bunlar tartışıldı, epey tartışıldı. Gene de küçük sohbetlerle bunları yapmak doğru olacak. Bu arada birikmiş sorular var. Benem Bey söz istemişti. Benem Bey'e söz tabii ki vereceğim, sizlere de vereceğim ama önce şu birikmiş sorularımıza bir bakalım. Çünkü bizim dışımızda adalı insanlar, arkadaşlarımız, buraya katılmayanlar, katılamayanlar dinlediler ve bazı sorular soruyorlar, bazı fikirler soruyorlar. Bunları hemen okumak istiyorum. Çünkü burası şu anda bir kayıt merkezi. Demet Irklı Er Yıldız diyor ki erişim ulaşım için bir bütün ve plan ile çözülebilir. Yani demin söylediği Özlem Müzak'ın bir master planından gerekliliğinden bahsediyor. Bu araçlar sadece hak edenlere verilmeli diyor. Kiralık bisiklet sayısı yarıdan daha az olmalı. Çarşı ve yerleşimin yoğun olduğu yerlere izin verilmemeli diyor. Ayrıca böyle bir kural zaten var. Nezih Bayraktar arkadaşımız verilmemeli diyor. Jean Gavrilov arkadaşımız diyor ki akülü araçların trafik denetimini kim yapıyor diyor. Çok önemli çünkü akülü araçların hepsi tescilsizdir. Ayrıca ben konuşacak olsam şimdi kendime söz vermiyorum. Bu araçların hiçbir tanesinin trafiğe çıkma şeysi yok. Hepsi kanunsuz. Hepsi. Yani şeylere verilen dahil. O ayrı bir konu. Jean Gavrilov diyor ki gene kaldırımların esnaf tarafından işgaline sadece trafiği kapalı alanlarda izin verilirse verilir diyor. Yani burada hem trafik hem de bu olmaz diyor. Nezih Bayraktar dostumuz, Haziran başı belediyeye yeni otobüs ve taksiler gelecekti. Bu konuda bir bilgi var mı diyor. Bizde yok. Burada zaten ona muhatap olacak, cevap verecek kimse de yok. Duyumumuz da olsa ayrı bir konu. Bununla ilgili bilgi yok. Her araca plaka vermek ve peki plakalı kiralık bisiklet çocuğuna çarptı Heybeli Çarşı içinde. Şikayet edeceğim bir merci yok. Ne sigorta var, ne şikayet etme merciği var. Hiçbir yaptırım yok. Neye yaradı plaka diyor. Plaka olursa tescil olur. Tescil olursa belki o yönden de bir takibat yapmak mümkün olur. Şule Şenol arkadaşımız, adalara gelenler keyifle fayton yolculuğu yapmak için de geliyorlardı. Fayton olmayınca bisiklete daha çok talep oluyor diye bir teşhisi var. İnsanlar daha özgürce hareket etmek istiyorlar. Otobüslerde bu mümkün olmuyor diyor. Ayda Çevik arkadaşımız, Zekiye Kürtçüoğlu'nun takiplerini örgütlü mücadeleye dönüştürebiliriz. Ve adalarda pek çok soruna sivil çözüm yolu önerebiliriz diyor. Zeynep A, ablak olabilir. Bu takip en azından birilerinin yaptıklarının kaybolup gitmemesine ve bu sorumlulukların daha sorumlu davranmalarına neden olur diyor. Gene Zeynep, Heybeli'de askeriyi unutmayalım. Gece vakti boş yolda bir askeri aracın bir köpeğin ayağının üstünden geçmesine tanık oldum diyor. Gidip komutanlarına şikayet etmekten başka bir çarem yoktu diyor. Selin Çağlayan arkadaşımız, elektrikle de çalışsa motorlu araçlar adaların doğasına, yollarına, ruhuna uygun değildir. Ne adalılar ne adalardaki diğer canlılar motorlu araçlara alışkın değil diyor. Tekrar Selin Çağlayan, çözüm faytonların denetimli bir şekilde yeniden ulaşım aracı olarak getirilmesidir diyor. Raporlu olanlar için
bir akülü araç sınırlı miktarda olabilir diyor. Zeynep A, İBB planlama çalışmalarında elektrikli araçların ekolojik olduğunu iddia ediyor. Araçların üstünde çevreci ekonomik yazıyor. Elektrik kullanımı ekolojik ve ekonomik değildir diyor. Sürdürülebilir değildir diyor. Motorlu da olsa Zeynep Alpar bu. Elektrikli de olsa motorlu araçtır adada olmaması gerekir diyor. Bir hayli gidiyor arkadaşlar ama çok az kaldı. Sabır lütfen. Herkesin şeyi burada yansısın istediğimiz için yapıyoruz. Selin Çağlayan, adalarda ulaşım sisteminin değişmesi için adalıların görüşü sorulmadı. Adalarımızda hiçbir motorlu araç istemiyoruz diye o. Adaların yapısı uygun değildir diyor. Faytonların diyor Şune Şenol, denetlemelerle ağır karantina koşullarında düzeltme ile atlarla birlikte yaşaması varken bu reddedildi. Gelinen noktada bu denetimle çözüm mümkün gözükmüyor diyor. Zeynep tekrar Alper, kazalar yeni değil, hiçbir sonuç alınamadıkça artarak devam ediyor. 2011'de adada ormanda bisiklete binen, yolun kenarından giden arkadaşıma inşaat kamyonu çarpmıştı diyor. Hiçbir şey yapamadık diyor. Tarık Beyazıt, şikayet için belediyeyi her aradığında benden daha fazla şikayetlerini dinliyorum. Sonra telefonu kapatıyorum diyor. Ali Bektaş, para cezasını ciddiyetle uygulasınlar işe yarar diyor. Mualla Güner, adaların inşaatı açılmasında bu ve benzeri sorunların oluşmasında faytonların kaldırılması için çaba harcayanlar sorumludur diyor. Nezih Bayraktar, Engin Bey birazdan 1 Haziran'da aküller toplanacaktır demişti. Bu programda yapılmıştı, o söz verilmişti. O ne oldu diye soruyor. Selin Çağlayan, ulaşım master planı yapılmadan faytonlar kaldırıldı. Bu bir hukuksuzluktur diyor. Marian Hanım'a katıldığını söylüyor, adaya yeni taşındın diyor Tarık Beyazıt. 5 yaşındaki bir çocuk rahatça yollarda gezinemez diyor. Trafik kuralları konuşmak ne demek çok doğrudur diyor. Bunun dışında şimdi bu bizim söylediklerimizin hemen hemen kapsayan ama onun dışında buna farklı bazı şeyler de getiren bir söz demetiydi adıllardan gelen. Benen Bey söz istemişti. Bu arada chatte zaten yazılanları görüyorsunuz. Onlar için şey yapmıyorum. Benen Bey'e söz veriyorum. Buyurun Benen Bey. Teşekkür ederim. Çok kısa konuşmaya çalışacağım. Yani UKOME'nin Nisan ayından beri yapılması gereken toplantısı pandemi dolayısıyla ertelendi. Perşembe günü yapılmasını bekliyoruz ve ciddi kararlar alınmasını bekliyoruz ama ne yazık ki ben bunun olacağını düşünmüyorum. Yine pandemiyi kullanarak kalıcı, işe yarar kararlar almaktan kaçınacaklar gibime geliyor. Biz ne yapabiliriz? Hep şikayet ediyoruz denetimsizlikten. Yani faytonlar varken de adalarda binlerce akülü araç vardı. Yani faytonların geri gelmesi olayı çözmeyecek. Akülü araçların denetimsizliği devam ettiği sürece veya tüm denetimsizlik devam ettiği sürece bizim kamu otoritesini bir şekilde zorlamamız lazım. Bunun gücünü nasıl kullanabiliriz? Halk meclislerini falan kamu yönetiminin çok dikkate almadığını biliyoruz. Günümüzde ne yazık ki en etkili zorlayıcı yöntem sosyal medya. Ben şunu öneriyorum tüm katılımcılara ve dinleyicilere, bir ara kendim de yapmaya çalıştım. Hepimizin cep telefonu var. Yolda kanunsuz bir şekilde, tehlikeli bir şekilde gittiğini gördükleri bir araç gördüklerinde hemen videoya çekip bunu sosyal medyada paylaşabilirler. Hele bu bir kamu aracıysa böylece bağlayıcılığı da olur ve sosyal medyanın gücünü kullanabiliriz. Daha sonra bunu takip edebiliriz. Altındaki yorumlarla bunun hakkında bir işlem yapılıp yapılmadığını görebiliriz. Yine erinmeden herkesin mümkün olduğunca bu tip araçları ilgili mercilere şikayet etmesi lazım. Ancak böyle zorlayabiliriz diye düşünüyorum. Belki o zaman kulakların üzerine yatmaktan vazgeçerler. Teşekkür ediyorum. Teşekkürler Benen Bey. Bu arada bir haber geldi. Utku Cihan Bey bizi izliyormuş demek ki. Utku Cihan Bey Ulaşım Daire Başkanı İBB. Onun bir mesajı var. Önemli. Merhaba. Haziran ve Temmuz aylarında toplam 64 kişilik aracın adalara gelmiş olacak diyor. Alım ihalesi tamamlandı, teslimat bekleniyor diyor. Bu da bir bilgi. Yani şu anda gelen. Söz istedim ben. Efendim? Söz istedim. Elimi kaldırdım. Giriyorum bir dakika. Pardon. Yani sırayla gitmek için şey yapıyorum. Siz elinizi kaldırdınız da eğer şeyden buradaki chat üzerinden sözleri takip ederek gidiyorum. Sizde Derya Hanım söz istemiş, sonra Zekiye Hanım istemiş, sonra Haluk Eydoğan istemiş.
sizi de ondan sonra şey yapayım olur mu? Eşref Bey'di değil mi? Siz söylediniz. Söz isteyen. Yanlış mı duydum? Abedis. Kim istemişti söz? Yalım Eral. Efendim? Yalım Eral. Ha, Yalım Bey merhaba. Yalım Bey buraya yazın. Buraya yukarıda parmağı göremedim. Buraya yazsaydınız iyi olurdu. Müsaade ederseniz o zaman ben sırayla gideyim. Size de bir iki şeyden sonra söz vereceğim olur mu? Tabii. Derya Hanım buyurun. Şimdi hani çekelim, itirazlar edelim, dilekçeler verelim gibi öneriler geliyor. Bunların hepsi yapılıyor. Gerçi çok küçük bir grup insan tarafından yapılıyor ama 64 imzalı verdiğimiz işte bu jiletli teller var mesela. Heybeliada'da 14 bin metrekarelik kıyı beton kaplandı. Bunun için birçok kamuoyunda görsel şu bu filan paylaşıldı. Yani bu işler yapılıyor ama yapılmayan başka bir şey var. Yani adalarımızı tüketim, ticari kazanç ve rant odaklı, özelleştirmeci bu dalga karşısında korumak ve aynı zamanda tüm adaların refahını geliştirmek istiyorsak adaların ve adalıların hep birlikte adalarına sahip çıkmak üzere bir araya gelmesi gerekiyor. Bu da katılım, yönetişim ve yani buluşçuluk mekanizmalarını harekete geçirmekle mümkün ve o konforlu evlerimizden, gerçekten masa başındaki çalışmalarımızdan, yazmalarımızdan, çizmelerimizden kamusal alana çıkmamız gerekiyor. Yoksa hakikaten daha dün ormanın videolarını gördünüz belki, inanılmaz bir şey. Yani bizim bugün İkizdereliler gibi olabilseydik çoktan hepimiz oradaydık ama buradayız. Bu konuyu unutmayalım. Peki. Teşekkür ederim. Teşekkürler, sağ olun. Bu arada Yalın Bey'e izin verelim Demir Zeki'ye. Kendi şeyini Haluk Bey'den de izin almak istiyorum. Yalın Bey konuştun mu Haluk Bey sizden önce? Evet, gördüm Eylül buradaymış. Ben Eylül'ü görememiştim. Peki Yalın Bey buyurun efendim. Sonra Usta duracağım. Şimdi geçmişin özlemiyle sorunları çözemeyiz. Adanın turizm nüfusu, dışarıdan gelmeler... Yani geçmişle bunu halledemeyiz. Denetim lüzumsuzdur deniyor. Ben iki tane dehşet güzel örnek vereceğim. Birisi Yunanların Leros Adası. Taksileri var, otobüsleri var ama fevkalade denetimleri var. Şunu unutmayalım. Bütün bunlar insan kalitesiyle uyuşması lazım. Yani adalara gelenler açık söyleyeyim kalitesiz insanlar. Birincisi bu. İkincisi Gökçeada. Yani Gökçeada Çita Snow gibi. Artık Büyükada'nın İstanbul'a bu kadar yakın bir yerde Çita Snow olması mümkün değil. Hayal içinde yaşamayalım. Hepimiz eski İstanbul'u özlüyoruz ama eski İstanbul'u yaratamayız. Hepimiz eski adayı özleyebiliriz ama eski ada olmaz. Nüfus başka, ulaşım başka, turizm başka. Onun için lütfen geçmişle değil, mevcudu nasıl denetim altına alırız? Esas olan budur. Teşekkür ederim. Sağ olun, sağ olun. Buyurun, pardon. Zeki Hanım'daydı söz, ondan Haluk Bey'den de bir izin alarak Yalın Bey'i araya koydum. Onun elini görmediğim için kusura bakmayın. Eksik bir şey yaptıysam özür dilerim herkesten. Zeki Hanım buyurun, dinliyorum sizi. Kusura bakmayın ikinci kez söz aldığım için ama elbet bu konuşmayı yaparken farklı farklı fikirlerin olacağını biliyorduk ve çok da doğal bir durum. Tabii. Ama var olan kötülüğü, yani hızlanan, şu anda Yalın Bey de konuştu, aslında tam söylemek istediğim onun da tam tersi. Eğer biz hızlanan duruma sürekli adapte olmaya çalışırsak ve kabul edersek zaten durduracağımız bir şey yok. Bu toplantıyı yapmamızın da bir manası yok. Çünkü zaten birileri bizim yerimize karar veriyor, uyguluyor ve yapıyor. Demek ki değiştirmek, evet, hiçbir şeyi tümüyle geri çeviremeyiz. Yani yıkılan binayı hemen aynısını yapmak kimi zaman mümkün ama yolları ve hayatı yapamayız ama hızlandırmanın önüne geçmek çok mümkün. Bu adada gerçekten yavaş yaşamanın koşulları var. Yeter ki bunu birileri istesin. Biz turizme, birilerinin hızlı para kazanmasına, çok çabuk değişime, yani bütün bunlar için iş yapılıyor. Lütfen bunu kabul edip
trafik kuralı kim ne yapıyor demeyelim. Asıl yanlış yapılan her şeye bir denetim sursunlar. Yenilik istemiyoruz. Zaten değiştirdikleri şeyin üzerine yeni bir şeyi koyamıyorlar, görüyorsunuz. Daha çok uğraşırız. Teşekkürler. Sağ olun. Teşekkür ederim. Buyurun Haluk Bey, Haluk Bey Doğan. Ya şu ana kadar söylenenlerin büyük bir çoğunluğuna katılıyorum. Bir başka açıdan da değerlendirmek istiyorum. Şimdi bakın, 90'lı yıllarda adaların nüfusu, o zaman işte denizcilerin, askerlerin de burada bulunmasıyla birlikte 17.500 civarındaydı. Ve bugün 15.500 civarında bir nüfus var. Kışlık nüfus, resmi olarak ikametgah öyle gözüküyor. Yazında bu 50-60 bine çıkıyor. Bu da 3 aşağı 5 yukarı mevcut konut stoğu açısından sabit sayılabilir. Dolayısıyla adaların aslında nüfusu, sabit nüfusu, yazlıkçılar dahil artmıyor. Dolayısıyla artmayan bir nüfusun talepleri de artmaz. O taleplere karşılık ortaya çıkacak sunu da herhangi bir ulaşımla ilgili, beslenmeyle ilgili her konuda sunu da artmayacaktır. Ancak adaların bir süredir yaşadığımız şöyle bir durumu var. İstanbul'un betonundan ve yeşil yoksunluğundan kaçan, o hayhuydan bıkmış, özellikle gençlerden oluşan çok sayıda insan, artı Arap ağırlıklı turistlerin de gelmesiyle hem deniz ulaşımında, dolayısıyla hem de iç ulaşımda çok büyük bir talep patlaması oldu. Özellikle yazın bu daha da artıyor. Şunu söylemek istiyorum. Biraz önce Sayın Eralp da ifade etti. Tabii ki insanların seyahat özgürlüğü vardır. Ama diyelim ki bugün adalara hafta sonu 100 bin kişi, 200 bin kişi geldi. Diyelim ki biz bunu hallettik bir şekilde. 300 bin, 400 bin, 500 bin, 1 milyon gelirse ne yapacağız? Yani bunun denetimi, bunun bir kuralı olması lazım. Dikkat edin, bu talep artışı nedeniyle burada bütün sahiller Orman Bakanlığı'na bağlı alanlar mesire ve plaj yeri olarak gelen ziyaretçilere sunuluyor. Ben örneğin adalarda kulüp üyesi değilim. Plajlar geçen sene adam başı 60-70 lira alıyordu günlük. Hafta arası, hafta sonu değişken olmakla birlikte. Ben 35 yıldır adada yaşayan bir kişi olarak artık denizden faydalanamaz hale geldim. Yani kulüp üyesi değilseniz ve plajlara da gitmiyorsanız, o parayı vermek zorunda hissetmiyorsanız denize giremezsiniz. Evet. Dolayısıyla şunu söylemeye çalışıyorum. Hem deniz için hem de adalarda bisiklete binmek için, işte dolaşmak için, ekoturizm dediğiniz şeyle ilgili olmak üzere gezmek için büyük bir talep artışı var. Bunu ne yapacağız? Çünkü 500 bin kişi gelmek istediği zaman buna ne fayton yeterdi, ne elektrikli araç, toplu taşıma yeterdi, hiçbir şey yetmez. Bu sorun giderek artacak. Bu iskele sayısından mevcut 4-5 özel şirketin motorlarıyla yolcu taşımasından gelen yazın gelen vapurların tıklım tıklım gelmesinden belli. Bu sayıyı bile bilmiyoruz, biliyor musunuz? Adalara yazın kaç kişi geliyor, bunu bile bilmiyoruz. Dolayısıyla talep artışıyla ortaya çıkan başka ciddi sorunlarımız da var. Bu her şeyi etkiliyor. Evet, çok teşekkür ederiz Haluk Bey. Şimdi Özlem Yüzak söz istedi. Ondan sonra yavaş yavaş toparlamaya çalışacağım. İyi bir süre kullanıyoruz çünkü. Tabii ki o kalabalık olduğumuz için biraz uzayacağını biliyorduk. Ama herhalde bir 5-6 dakika içinde toparlamaya çalışmak istiyoruz. Özlem Yüzak'a söz verdikten sonra ben devam edeceğim. Ama bu gene acil şey olursa tabii ki konuşuruz. Buyurun Özlem. Şimdi ben de kesinlikle turist sayısının belirli bir denetim altına alınabileceğinin mümkün olduğunu düşünüyorum. Çünkü adalar bir anda bir düğmeye basıldı ve bir turizm merkezi ilan edildi. Ve motor sayıları, sefer sayıları, bunların hepsi bir denetim altına istenirse alınabilir.
Bir bunu bir vurgulamak istiyorum ama bütün hepsinin aslında temelinde adaların yavaş kent, yavaş şehir ilan edilmesi aslında çözümün de başlangıcı olabilir. Çünkü onun çeşitli kategorileri var ve bunları biz uygulamaya başladığımız zaman hepsi arka arkaya gelecektir. Çok daha rahat şekilde olacaktır ve insanlarda bu bilinç, o yavaşlığın, o sakin, daha yavaş hareket etmenin, kendi ihtiyaçlarını yürüyerek karşılamanın bir keyif olduğunu da anlayacaklardır. Yani bunu bir kültürel bir bilinç olarak biz tekrardan empoze etmeye başlayabiliriz insanlara. Teşekkür ederim. Evet, bu arada Deniz Bey söz istemişti. Onu atlamayayım. Kendisi tekrar uyarmış beni. Buyurun Deniz Bey. Ben çok kısaca bir şey söyleyeyim. Ben 43 yıldır turizm yapan birisiyim. Adada yaşayan ve turizmle uğraşan birisiyim. Şimdi biz zaten adı konmamış bir yavaş şehirde yaşıyorduk. Bu yavaş şehir kurallarını değiştiren, koşullarını değiştiren bu motorlu araçların adalarda serbest olması, onlara izin verilmesi, ada akülü ya da aküsüz hiç önemli değil. Motorlu araçların bu adaya denetimsiz bir şekilde hem de kural dışı, kanun dışı bir şekilde girebilmesi, buna göz yumulması bütün sorunların başlangıcıdır. Şimdi biz eskiye özlem falan duyma şeyinde değiliz. Biz geçmişte yaşadığımız, daha düne kadar yaşadığımız rahat ortamı, doğal ortamı korumak istiyoruz. Şimdi korumacı şey sürdürülebilir bir yaşamı getirir. Bu her gelen şeyi bizim çağ bunu gerektiriyor diye oturup da işte onu da savunacağız, bunu da savunacağız. Ben kendime şöyle şey yapayım ama geri kalan öyle olsun anlayışıyla bu olmaz. Olmayacağını görmemiz lazım, bilmemiz lazım. Bunu yapamazsak yani sarı öküzü verirsek o zaman adaya geçmiş olsun. Yani bunu anlatmaya çalışıyorum. Ya adanın dolması şey yapması yani bir kapasite vardır. Yani bir her işte yani bir sandala 4 kişi koyarsınız ama 10 kişi koymaya başladığınız zaman o sandal gitmez, batar. Şu anda adaların karşı karşıya kaldığı sorun yolların genişlemesidir, trafiğe açılmasıdır, trafik şeylerinin konmasıdır, yerlerin asfaltlanmasıdır. O asfaltlamadan dolayı toprağın suyu ememesinden dolayı bütün suların sahile, sahildeki dükkanlara, evlere girmesidir. Başka şeylerin yani bu yavaş yaşamı tüketimden bu hızlı tüketime hayır diyen yaşamı bizim sahiplenmemiz lazım. Tek yapılacak olan şey, ben denetim olmasın demedim. Faytonları adam gibi denetleyebilen bir yapıyı geçmiş İBB yönetimi yapsaydı, mevcut İBB yönetimi de o akla uyup da devam edebilseydi, yani denetim yapabilseydi kaldırmak yerine, bugün bu sorun hiçbirisini yaşamayabilirdik, yaşamazdık. Biz mevcut motorlu araçların bile aküliye döndürülmesi, yani askeriyenin, polisin, belediyenin araçlarının bile akülü, elektrikli, çevreyi koruyan, kirletmeyen en azından araçlara çevirmesini isterken birdenbire bırakın bisikletleri, motorlu araçları yakında gelecek olan gibi toplu taşıma için, yani toplu taşıma için o boyutlarda, o büyüklükte araçlar gelecek. Yani bunun nesi normaldir, nesi kabul edilebilir? Evet. Bu yaşamı biz bu yaşamı benimsemişiz. Niye bu yaşam zarar görüyor, doğa zarar görüyor? Niye yarın bilmem ne inşaatları için adanın arka taraflarında bir yerlerde geçmişte Türkiye'nin birçok yerinde sahil kazında gördüğümüz yıkımı, yok edişi, yangını, oranın iskana verilmesi, açılması işlerine karşı karşıya kalalım? Kuzey ormanları yok edildi. Kimse sesini çıkartmadı. İstanbul'un kuzey ormanları. Şimdi gözlerini buraya diktiler. Evet. Bir Cumhuriyet Halk Partisi üyesi olarak yanlış yaptığımızı görüyorum. Söylüyorum, uyarıyorum. Bu önemli değil. Bu eleştirmeme engel de değil. Denetim evet. Ama bu yaşamın korunması çok önemli. Sürdürülebilir olabilmesi için yapılması gereken şey korunmasıdır. Koruma önemlidir. Geçmişe özlem değildir bunun adı. Peki Deniz Bey, çok teşekkür ederiz. Ben bir şey söyleyeceğim. Şimdi önce şey düzeltelim, bir takım tereddütler vardı. Utku Cihan'ın söylediği 64 adet taksi, 64 adet 4 kişilik taksiden bahsediyorlar. Onu bir hani soran oldu, onu iyi dedim. Her şeyden önce planlama, akıl yolu ve planlama. Bugün planlama mevcut durumun tespiti, mevcut durumdaki ihtiyaçların tespiti, sayısal, nicel ve nitel tespitler ve ondan sonra bunların üzerine oturulup
uzmanların çalışması. Bu tespitler aşamasında katılım ve fiziksel ve sosyal tespitler. Bunlar sonra da bir hesap yapılır. Bu bir hesap işidir. Bu, yani her şeyde olduğu gibi, her mühendislikte olduğu gibi bu da bir hesap işidir, hendese işidir. Çalışmak gerekir, çalışmak gerekir. Şikayetleri bildirmemiz, şikayetleri anlatmamız sadece o tespitlerin tespitlerin çoğalmasına ve bollanmasına ve oluşmasına katkıda bulunur. Bizim yapacağımız şey bütüncül planlamadan bahsetmek her şeyden önce. Bunlar benim söylediklerimdir. Ben kendime söz verdim. Ve bundan sonra yapmamız gereken de budur. Bugün gelinmiş olan noktada bundan daha önceki dönemde de trafik kaosu vardı. Gene denetimsizliklendi. Faytonlar var, bisikletler var ve akülerle birlikte olduğu bir dönem var. Korkunç bir dönemdir o da. Aynı şeyler oluyordu. Aynı kazalar gene oluyordu. Bundan sonrası gerçekten planlamadır. Bugün imar planları hazırlanıyor. İmar planları hazırlanırken bir takım daha ortada bir şey yok. Ortada çıkmış bir şey de hala yok. Sadece bizden bir takım bilgiler alıyorlar, raporlar alıyorlar, toplantılar yapılıyor. Fakat ortada belirtilmiş bir şey yok. Bir yol meselesi çıktı en son. Onun da ne kadar net olduğunu çok anlamış değilim. Akülü araçların hepsi yasa dışıdır arkadaşlar. Bakın şöyle söylüyorum. Trafiğe çıkan bir araç eğer tescili yapılmamışsa yasa dışıdır öncelikle. Tescili yapılmamışsa. Neden yasa dışıdır diyorum? Çünkü bizim trafikteki araçlarımızın, akülülerin hiçbirinin tescili yok. O raporlu olan insanlara verilenler dahil olmak üzere. Yani normal trafik kanununu işlettiğiniz zaman adama şunu demek durumundasınız. Götür bunun tescilini yaptır. Tescil yapması için TÜF alması lazım. Yani araç yeterlilik belgesi alması lazım. Bu belgeyi bunların %80'i alamaz. %10'u onu bile alamaz ancak. Çünkü hepsi bir lunapark aracıdır. Bir trafik aracı değildir. Burası da bir trafik aracı değildir. Yani bu bir kere bir şeyi hani yapmak için yasaya uydurmak, yeni yasa yapmaya gerek yok. Mevcut yasa onları topluyor zaten. Sadece uygulayamıyorsun ve göz yumuyorsun. Bunların nedenleri de tabii ki siyasi oldu bugüne kadar. Bizim bunları söylediğimizden beri kaç sene, aylar, yıllar geçti hep aynı şeyleri söylüyoruz. Heybeliada'da, pardon özür dilerim. UKOME'nin pozisyonundan, kurulun pozisyonunu da doğru tanımlamak gerekiyor. UKOME ulaşımdan sorumlu tek yetkili kurul. Bunu hani bu sonradan çıkmadı, bu hep vardı. UKOME kanunu çıktığından beri vardı. Kurullar sadece yani koruma kurulları sit alanlarında korumaya yönelik bazı kararlar alabilirler. Bazı şeyler olabilir. Bu böyle bir hakkı var. Ama mevcut kurulun yani mevcut şey bunu çünkü maalesef mahkeme kararları da bunu teyit etmiş vaziyette. Koruma kurulu kararları değil UKOME kararlarına bakılıyor. Onun için biz UKOME'den bahsediyoruz. UKOME'den bahsetmek bugün gerçekçi bir davranış oluyor. Yani bunu niye UKOME'den konuşuyoruz demeyelim lütfen. UKOME bugün için bizim şeyimizi çünkü kurul en son bize gönderdiği yazıda diyor ki bu kaps ben diyor bu karar bunun dışındayım diyor. Yazmışlar. Aynen yazmışlar. Koruma kurulu bölge kurulunca yapılacak bir işlem bulunmadığı diyor. Niye siz faytonlarla ilgili görüş belirtmiyorsunuz? Bu kadar adam belediyesi konuşuyor. Belediye başkanları çıkmış konuşuyor. Bu 2020'nin atların İtilaf edildiğinin hemen arkasında yazdığımız, gönderdiğimiz yazı. Bu kadar insan konuşurken niye siz susuyorsunuz kurul diye biz yazı yazdık. Kurulun yazdığı yazıda dedik diyor ki bize, bizim yetkimizin dışında diyor. Yani bunları, yani burada gerçekten bir durum var. Burada mecbur kalıyoruz, bu UKOME'den bahsetmek zorunda kalıyoruz. Onun için bugünlerde bizim etkin bir şekilde karar çıkarttıracak şeyimiz, tek merciğimiz orası oluyor. Çünkü kuruldan bir şey gelmeyecek. Gelmiyor. Peki, ben şimdi tabii ki benim bu sözüme söyleyecek şeyler var. İdil Hanım söz istiyor. İdil Hanım'a lütfen, evet buyurun İdil Hanım siz devam edin. Ben kaldığım yerden sizin de... Teşekkür ediyorum. Tam da sizin kaldığınız yerden devam etmek istiyorum. Şimdi burada bir, burada adalara geçmişte, kısmen de olsa özellikle Büyükada'daki o turist yoğunluğu, faytonun kötü durumu, UKOME'nin yetki UKOME'ye geçtikten sonra UKOME'nin denetleme yani görevlerini ihmal etmesi, yapmaması nedeniyle geldiği durum nedeniyle
özellikle Büyükada'da fayton konusunda ciddi bir sorun vardı. Bunu ben de yani hiç kimse inkar edemez bunu. Gerçekten vardı ve o zaman en azından Luna Park'a kadar işte elektrikli araç konsun vesaire vesaire diye raporlar yazıldı, tekliflerde bulunuldu. Yani bu şeye benzedi. Arap'ın kum fırtınasında çadıra devenin kafasını sokmasına izin vermesine bekledi. Ondan sonra deve içeri girip Arap fırtınada dışarıda kalmasına benziyor durumumuz şu anda. Yani yasaların uygulanması lazım. Şöyle ki, hepimiz biliyoruz bunu, defalarca ben de söyledim, herkes de ezberledi. 98 yılından başlayarak koruma kurulunun aldığı adaların yollarının yaya yolu olduğu, motorlu aracın, yani bu katiyen motorlu aracın giremeyeceği, kısmen dahi olsa izin verilemeyeceğine dair kararları var. Bu kararlar geçerli çünkü iptal edilmemiş, hala daha geçerli. Koruma kurulunun sizin biraz önce sözünü ettiğiniz bu konuda ben yetkili değilim demesine tam olarak içeriğini okumuş değilim. Ama şunu söyleyeyim. Büyükşehir Belediye Yasası'yla gerçekten ulaşımın denetlenmesi vesaire yetkili kılınan UKOME. Bu tamam, buna ben bir şey demiyorum. Yetkili ama sistemi değiştiremez. Burası sit alanı olduğu için sistemi değiştiremez. Yetkilidir UKOME. Yetkisini kullanmamıştır. Kullanmadığı için de bu hale gelmiştir. Yetkisi denetlemek, kural getirmek bu konulardan ibarettir. Bunu söylemeye çalışıyorum. Yani adaların yaya yolu olduğu, ulaşım sisteminin faytonla olduğu konusunda UKOM konusu geçerlidir. Mahkeme kararları sakat kararlardır. Üst mahkemeye itiraz edildi ve zaten sizin sözünü ettiğiniz idari mahkeme kararlarından sonra çok yeni kararlar çıktı. Bu yeni kararlarda İBB'nin yetkisi, yetki aşımı denerek İBB'nin aldığı, daha önceki konuşmamda da söyledim, elektrikli araçla ulaşıma geçme, faytonları ve atları satın alma kararı dayanaksız kaldı. Mahkeme İBB meclisinin aldığı kararda dayandığı noktayı geçersiz saydı şu anda. Çok yeni bir durumla karşı karşıyayız. Çok iyi. Benim de endişem bu. Olaylar güncellenerek bakmamız gerekiyor. Çünkü gerçekten her şeyi, aynı şeyi konuşur ve bilirsek, çünkü bunlar bu kadar zor şeyler değil ki, hepimiz için kavranması kolay şeyler. Sizin anlattıklarınıza da bakarak, hepsine bir bakarak tekrardan bu konuya oturalım, bence konuşalım ve bunun son halini belirleyelim. Çünkü kamuoyunda şöyle bir takım yanılgılar oluşuyor. Bizler konuşuyoruz. Hepimizin farklı anlatımları oluyor. Burada benim de elimde bazı şeyler var. En son çıkan mahkeme kararlarını incelemedim. Onlara da bakalım. Ve beraber devam edelim ondan sonra. Bu arada Deniz Bey, galiba siz söz istemiş miydiniz? Tekrar bir el duruyor orada. Yoksa bir şey söyleyebilir miyim? Tabii, buyurun. Ali Bey. Buyurun efendim. Buyurun. 2016'da bu Kınalıada özelinde alınmış elektrikli taşıtla ilgili bir karar var. UKOME kararı var, biliyorsunuz. 2016 yılında 26 Kınalıada'ya Nisan 4 tane araç 6 Nisan 2016 tarihli 998 sayılı bir rapora ek olarak alınmış bir karar var. Doğru. Dolayısıyla şimdi bu ne kadar emsal teşkil ediyor? Çünkü elektrikli araç eğer alıyorsanız ve bunu UKOME kararı olarak, ben hukukçu değilim, yani bunu gündeme getiriyorum ama elimdeki belgeye göre, eğer böyle bir karar alıyorsanız, elektrikli aracı bir mekana yerleştiriyorsanız, ister benzin motorlu olsun, ister elektrik motorlu olsun, sonunda 2 kişi ya da 4 kişi ya da 6 kişi taşıyan bir araçtan bahsediyoruz. Orada trafik kuralı olması lazım, tescil olması lazım, yol olması lazım, trafik işareti olması lazım falan. Dolayısıyla şimdi burada bir hukuki çatışma ortamı çıkmıyor mu? Yani yaya yolları ayrı, ulaşım araçlarının olacağı yollar ayrı gibi, ya da ikisini bir araya getiren bir plandan mı bahsediyoruz? Nasıl olacak? Bunu biraz yaya yolu tanımı yok. Yaya yolu tanımı yok. Yaya yolu tanımı net değil, evet. Müpem.
Bir kere zaten çok müphem kavram var. Yani mevzuatta sıkıntılar zaten var. Evet, onu işaret etmeye çalışıyorum. Ama yaya öncelikli yoldan bahsediyoruz biz. Yaya öncelikli yol, her şeyden önce yayaların hakkına önem vermek. Hepsinin önünde yaya hakkına önem vermek, onun arkasından bunları konuşuyoruz. Yani peki, eğer yola çizgi çekerseniz, derseniz ki burası bisiklet için, bu yaya için, bu da elektrikli araç için derseniz, bu sorunu çözmüş oluyor mu hukuken? Hukuken çözüyor mu bilmiyorum ama fiziksel planlamada bazı şeyler yapılabilir tabii, bilmiyorum. Ben de bir şey söylemeyeceğim çünkü zaten mesleğim hukuk değil, biliyorsunuz, okuyarak, mimar olarak öğrendiklerimi anlatıyorum. Ben toparlamak istiyorum. Bugün bu yaptığımız toplantının en önemli tarafı hep birlikte olmamızdı bence. Buradan sonra da şu dile getirdiğimiz bir sürü sorunun birileri tarafından daha fazla dinlenmesini sağlamak olmalı. Hepinize çok çok teşekkür ederim. Ederiz bu organizasyona katıldığınız için. Son söz olarak gene de bir şey söylemek isteyen varsa vermek isterim. Yoksa da kapatmak istiyorum efendim. Buyurun. Kimde ben göremiyorum. Bir söz geldi. Evet, Derya Telgay. Buyurun. Buyurun, dinliyorum. Ayya Hanım yok galiba. Ben bir şey sorabilirim aslında. Bütün çağdaş şehirler Avrupa'da çıkmış durumda, yaya yollarını açmış durumda şehirlerine. Hiçbir şey giremiyor. Ne elektrikli, ne araç vesaire. Ve elimizde bu kadar kıymetli bir hazine, bu miras, bir yaya yolu tüm Avrupa'ya örnek oluyor. Burada senelerce sürdürülebilir şehirler için Avrupa'nın belediyecileri gelip konferanslar verdiler, adayı anlattılar, adadaki sistemi anlattılar. Nasıl yaya yolu olduğunu. Tamam. Ve bunu bütün Avrupa şehirlerinde yaptılar belediyeler. Biz bu elimizdeki kıymeti kaybediyoruz. Evet. Lütfen bizim sormamız gereken de bu. Bütün diğer ülkenin ilçeleri gibi neden biz tek tipleşiyoruz? Oraya benziyoruz. Tek müstesna yeri neden korumuyoruz? Bunun cevabını verseler zaten anlayacağım. Ben biliyorum da uygulatsın. Açık açık kendileri söylesinler. Biliyorum, biliyorum. UKOME zaten bu kararı vereliz. Yıllar oluyor. Bugün çizilmiş harita üzerinde belli. Buralara araç girmeyecek. Buraları yayalaştırılmış alan diye verdiği karar var. Bu uygulanmıyor. Maria Hanım bir şey söylüyordunuz, ondan sonra da artık kapatmak istiyorum. biz bugün bir trafik çözüm önerisi istersek, yani bunun için başvurursak zaten bu ekmeğe yağ sürmüş olmuyor muyuz? Yani zaten şu oluyor, yani buraya bir trafik girdi, araçlar girdi ve kazalar oluyor. Ve biz de diyoruz ki burada kazalar oluyor, yayalar ve arabalar bir arada işleyemiyor. Bunlar da, bu insanlar da bize diyecekler ki dolayısıyla yollar yeterli değil. Yollar dar kalıyor. O zaman yolları genişletmemiz gerekecek. Kaldırım yapmamız gerekecek. Kesinlikle. Ve biz korktuğumuz şeyle karşı karşıya kalıyoruz. O yüzden bunu hiçbir şekilde talep etmiyor olmamız lazım. Hayır, bunu talep etmiyorum adıma. Kendi adıma böyle bir şey talep etmiyorum. Kimsenin de ettiğini düşünmüyorum. Biz doğrudan doğruya bu kaosun durdurulması için gerekli işlerin en başında gelen araç sayısının sıfırlanmasından bahsediyorum. Azaltılması. En gerekli noktalarda araç sayısının belirlenmesi. Aynı 1998'deki Trafik İlçe Komisyonu raporunda olduğu gibi hangi plakaların olduğunu ve bütün adalılarca bilinir hale gelmesi, o plaka dışında plaka gördüğüm zaman benim müdahale etme hakkım, onun dışında sakatlara gerçekten sakat arabası verilmesi, lojistik sisteminin merkezi olarak çözülmesi, herkesin altına bir tane araba alıp, bir kamyonet alıp mal taşımasının önüne geçilmesi, bunun merkezi bir şekilde çözülmesi. Ayrıca bisikletlerin motorlu, elektrikli ama pedallı bisikletlere takılacak bir sepetle pizza servisinin yapılabileceğinin gerçeği. Oturup da koskocaman arabaya da gerek yok. Biz bütün bunları oturup zaten yazıp çizip toparlayıp sunabiliriz. Karşımızdan da kimseden biz trafik düzenimizi düzeltir. Biz trafik içinde yaşayacaksak adam gibi trafik, ışıklarımız olsun, yol geçitlerimiz olsun, bariyerlerimiz olsun demiyoruz. Başıboş bıraktığımız zaman onlar kendi kendilerine bunları yapıyorlar. Teşekkür ederim efendim. Sağ olun.
Teşekkürler. Kapatabilir miyim arkadaşlarım, dostlarım? Kapatıyorum. Çok sevgiler. Teşekkürler. Herkese teşekkürler. Teşekkürler. Sağ olun. Sağ olun efendim. Teşekkürler. Sağ olun.